sonuçları e, hakikaten ilginç Bey'e de yorumlatacağız. Evet. İsterseniz hemen Ankara'yla başlayalım. E, çünkü Mansur Yavaş en evet. hani e, zaten yüksek adaylardan biri olarak gözüküyordu. E, seçmene evet. soruldu. Şimdi ben önce bir Ankara'yla ilgili künyeyi okuyayım. Bir e, eksik bırakmayalım. Evet, Araştırma 10-15 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara'nın tüm ilçelerinde ikamet eden 18 ve daha yukarı yaştaki 4405 erkek ve kadınla Sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem hata payı %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak artı eksi 1, virgül, %1, 48 olarak hesaplanmıştır. Künyesini Ankara için okumuş olayım. Buyurun görelim şimdi Ankara'ya ve Murat Bey size yorumlatacağız. Şimdi ee, evet Ankara'nın sonuçları. 31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur diye sorulduğunda toplam oylar üzerinden %53,3 Cumhuriyet Halk Partisi, %27,3 AK Parti, geçerli oylar üzerinden %59,1 Cumhuriyet Halk Partisi, %30,3 AK Parti. Şimdi öncelikle Murat Bey şunu merak ediyorum e, toplam oy ve geçerli oy derken buradaki ayrım neye göre yapılıyor? Şöyle ki Yüksek Seçim Kurulu'nun aslında mantığıyla bakıyoruz biz de araştırmalarımıza. Kayıtlı her 100 seçmenden ne kadarı sandığa gitmiş ve geçerli oy kullanmışsa aslında Yüksek Seçim Kurulu geçerli oylar üzerinden bize seçim gecesi sonuçları açıklar. Bu milletvekilliği seçimlerinde yaklaşık olarak oran %85'ler dolayındadır. Yani seçmenin %15'i... Ya sandığa gelmez ya da gelirse de geçersiz oy kullanır. Bu yerel seçimlerde katılım biraz da o yerel seçimin dinamikleri ilçesinden muhtarına kadar seçmenli sandığa getirme dürtüsü olduğundan dolayı yaklaşık olarak yerel seçimlerde katılım %90'ları bulur. %10 civarında sandığa gelmeme olur. Biz tabii ki gözlemlerken o %100 üzerindeki seçmenin oy davranışlarını gözlemliyoruz. Ankara açısından da baktığımızda seçime son iki hafta kaldı. 2019 seçimlerinde sandığa gelmeme oranı yaklaşık %10'du. Yine Ankara'da %10'lar civarındaydı sandığa gelmeme oranı. Biz de araştırmamızda gördüğünüz gibi o en sonda gördüğünüz o kararsız hiçbiri diyen kitle 9.9 yani yaklaşık %10. O ikinci tablodaki geçerli oylar seçim gecesi Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim sonuçlarıyla o ikinci tablo tutarsa ne mutlu bize araştırmalarımızda sonuca neticeye varmışız, anketleri bilmişiz yani seçim sonuçlarını anketlerimizde bilmişiz diyebiliriz. Peki şimdi... E... O ilk tablo bizim için şöyle önemli, orada %10 dediğimiz o seçmenin karar veremediği yerlerde, o %30'lara, %35'lere çıktığında da e, biz görüyoruz ki oradaki o kararsız seçmen kimdir, hangi gerekçeyle kararsız ve hangi yöne doğru eğilimleri olacaktır. Onu yakalamak adına o ilk fotoğrafı mutlaka görmek zorundayız. Bu onun yakalanıp e, dağıtılmış hali de geçerli o üzerinden diye verdiğimiz tablo. Evet. Evet. Peki. Evet geçerli oy. Ben Ankara için yaklaşık olarak seçmen kararını vermiş görüyorum. Bir önceki seçimde de az önce söylediğim gibi 2019'da da sandığa gelmeme oranı %10'du. Bizim bu anketimizde de yaklaşık %10 sandığa gelmeyeceğim, kararsızım diyor. Onlar zaten gelmeyecek. Geçerli oylar üzerinden baktığımızda da oy oranları işte tabloda gördüğümüz gibi 59'a 30'luk bir oy e, makası görüyoruz. Evet. Şimdi e, tabii 2019 seçim sonuçlarına baktığımızda CHP %50,93 AKP %47,12 idi. Şimdi CHP'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş'ta bayağı bir ciddi ya, yükseliş an, var. E, AK Parti'de de azalma eğilimi var. Suat Bey şunu söyleyebilir miyiz bu tabloya baktığımızda? Bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İttifakı toplumsal ittifak Talebi, hedefi vardı. Bu mesela Ankara, bu sonuçlara baktığımızda sağlanmış gibi ya da sağlanma yolunda ilerliyor gibi gözüküyor mu? Şöyle öncelik bence Ankara ittifakı gerçekleşmiş. Hmm. Yani Sayın Yavaş üzerinde bir ittifak evet, gerçekleşmiş. Evet. Öyle demek daha doğru. Sonra da ama dediğinize katılıyorum çünkü o stratejinin bir parçası ve devamı Türkiye da bunu belki Murat Bey diğer illeri açıkladığında da hı hı. göreceğiz orada da bir karşılık yarattığını halkın bu anlamda oyları tabanda ya da sandıkta birleştirmeye başladığını görüyoruz İstanbul'da da çünkü bu yönde bir eğilim var ve hatta işte Ağustos ayından beri sayın İmamoğlu'nun ısrarla bu vurguyu yapmasının anket sonuçlarında %30'lar değil artık %40'lar gibi rakamlarda görmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun orada olmamasına rağmen bunun oluşmasını şimdi Ankara'da çok ciddi bir oranda görüyoruz. Hı hı. Şimdi tabii şöyle bir şey var Murat Bey tenzih ederek söylüyorum. Hepimiz bu anketlerden dilimiz yandığı için bu anketleri de şey olarak hı hı. bak. Ama buradaki tabii hani yanılma payını ben not aldım özellikle 1.48 dedi Murat Bey. Yani burada her tarafı yanılsa <gülüyor> evet. <gülüyor> bu çok e, enteresan bir sonuç. Dolayısıyla e, burada e, Mansur Başkan'ın e, Sayın Yavaş'ın şeyi e, ipi göğüslediği açıkçası e, gözüküyor. Çünkü hani şöyle bir şey de e, şu iddiada bulunabilir. İşte arada 3 puan 5 puan gibi bir fark olur ve orada diyebilirsiniz ki diğer aday e, işte çeşitli çalışmalar ya da ortaya çıkabilecek yeni gelişmelerle işte neyse artık devletin en azından bir takım kolaylıkları ya da sınırsız kullanım söz konusu biliyorsunuz bu kampanyada onlarla arayı kapatır farkı biraz da aşağı düşürür diye ama ben de geçerli oya bakıyorum doğrudan hani 59'a 30 gibi bir rakam çok çok ciddi bir fark. Evet. yani bu eee hata payını da koyarsak sayın Yavaş'ın %60'ı zorlayacağını Tabii. Tabii. gösteriyor. Ben e, tabii bunun e, bir de şöyle bir küçük parantez olabilir. E, yeniden Refah'ın e, oyumu böldü, yeniden Refah oyumuzu aldı gibi bir şeyin en azından Ankara'da söz konusu, söz konusu olmadığını, olmadığını da mı? yani %3 civarında bir oydan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir etkisi yok. Dolayısıyla bir etkisi yok. Yani e, Sayın e, Yavaş'la bir e, ona ilişkin seçime daha işte kritik bir zaman var. Hep bu çok değerlidir işte son 10 gün, 15 gün çok önemlidir. Fakat o son 10 gün ve 15 günün Ankara'da Sayın Altınok nasıl değerlendirecek çok merak ediyorum. Yani makas eğer bu kadar açıksa yani Sayın bu, Yavaş bu, bu fark nasıl kapanmaz nasıl yani atılacak. bu fark kapanmaz. Tabii Murat Bey ee... Sizin daha önceki yerel seçimlerde de e, tahminleriniz doğru çıkmıştı, araştırmalar doğru çıkmıştı özellikle Ankara bazında. Hani bu çerçevede buna baktığımızda e, bu, bu aradaki farkın nasıl e, kapanır e, onu bilmiyorum ama e, Ankara'daki tahmininiz bu. Şimdi diğer illere de geçelim. E, daha önceki araştırmalarınızda sonuçlar doğru çıktığı için diğer iller de merak ediliyor. Adana'ya geçebiliriz mesela şu anda. Adanın da künyesini hemen okuyayım ben. Araştırma 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında Adana'nın tüm ilçelerinde ikamet eden 18 ve daha yukarı yaştaki 3003 erkek ve kadınla sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem hata payı %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak artı eksi %1,79 olarak hesaplanmıştır diyor. Burada baktığımızda geçerli oylara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi %47,1 bir AK Parti yüzde kırklık bir oy oranı gözüküyor. Adana'da bir biraz düşme var tabii ki. 2019'da yüzde 53.63'tü Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'de yüzde 42.83'tü. Her iki partide bir düşüş var ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha fazla bir erime var gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi Adana'da 2019 seçimlerinde İyi Parti ittifak yapmıştı. HDP'de o dönemki ismiyle HDP'de e, san seçime girmemişti, aday çıkarmamıştı. Dikkat ediyorsanız grafiğin ikinci grafikte İyi Parti'nin ve demin şu anki oy oranı yaklaşık olarak orada orayı toparlayacak olur da CHP'nin üstüne koyarsanız aslında 2019'daki oy verme davranışlarıyla hemen hemen evet. aynı. E, beklenti, genel beklenti en azından Cumhur İttifakı açısından genel beklenti bu iki partinin de hem İyi Parti'nin hem DEM'in Adana'da çok ciddi bir karşılığı var. Yüzde sekizler onlar düzeyinde bir oya sahip her iki partide. E, biz görüyoruz ki bu partilerin ikisi, ikisi de hele ki batıda rekabetin güçlü olduğu yani CHP ve AK Parti adayları arasında rekabetin güçlü olduğu ve birebir birebirde seçim yarışının ikiye indirgendiği yerlerde muhalefetin eski ittifak ortaklarının adayları milletvekilliği seçiminde aldıkları oyu alamıyor. Hatta şu aynı araştırmada biz bugün milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusunda İyi Parti'yi ve DEM Partisi'ni burada gördüğümüz rakamların yaklaşık iki katı rakamlarla tespit edebiliyoruz. Yani seçmen oy verirken oyunun rengini seçime göre değiştirebiliyor. Milletvekilliği Aslında seçiminde bari, aynı soru formunda olur. e, İyi Parti diyor. Büyükşehir Belediyesi'nde CHP diyor. Eğer beğeniyorsa da ilçe belediyesinde örneğin bu sefer bambaşka bir partiye yani AK Parti'nin adayına da MHP'nin adayına da oy verebiliyor. Mesela bunu Adana özelinde bir ilçede görebiliyoruz. Sarıçam ilçesinde e, milletvekilliğinde İyi Parti, Büyükşehir'de CHP, ilçe belediye başkanlığında AK Parti diyen ciddi bir İyi Parti seçmeni var. Aynı şey HDP seçmeni için de daha doğrusu şimdiki Dem seçmeni için de geçerli. Yani batıdaki büyük şehirlerde özellikle DEM Partisi ve İyi Parti umduğunu adaylarıyla çok bulamayacak görünüyor. Partileri vazgeçmiş olsa da seçmenleri 2019 ve 2023'teki o birlikte hareket etme, tek adaya oy verme. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'ydu bu. 2019'da büyük şehirlerdeki mevcut belediye başkanlarıydı. O oy verme davranışına alışmış o seçmen. Ve seçiminde matematiğini işletiyor. Kazanma ihtimali olan iki adaydan birini belki kazandırmak istediği değil ama kaybettirmek istediğinin karşısındaki en güçlü adaya oyunu yönlendirerek... E, şehirlerde hele ki büyük şehirlerde seçim matematiğini gördüğünüz gibi alt üst ediyor. Ee, buradan şunu çıkarabilir miyiz Suat Bey? Yani e, seçmen yerel seçimde duygusal bağa bakmıyor. E, genelin bir e, eleştirisini yapıyor aslında diyebiliriz. Bir ikincisi Murat Bey'in söylediklerinden şunu da çıkarabilir miyiz? E, gerçekten hedeflenen şey yani o il bazında ittifak ya da Türkiye genelinde ittifak evet. yerel seçimde genele göre daha karşılığı olan bir stratejimi. Şöyle Murat Bey'in dediği gibi aslında artık seçmenimiz stratejik oy kullanmaya alışmış durumda. Hmm. Yani kendisinin ders vermek istediği bir şey varsa o dersi aynen söylediğiniz gibi duygusal bağı riske etmeden Sayın nasıl olsa oy vermiyorum. Ben mevcut adaya oy veriyorum ya da şunun seçilmesini aslında istemiyorum. İstemediğinden yola çıkarak yani tersten, negatiften bakarak da oy verme davranışını gösterebiliyor. Yerel seçimler ama bugüne kadar da 3 aşağı 5 yukarı hep böyle oldu. AK Parti'nin her zaman oyunu düştü ve seçmenin bir biçimde merkezi idareye, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mesaj verdiği seçim oldu ve burada özellikle Ankara'da ve şu anda Adana'da da ben mesela farkın bu kadar açık olduğunu açıkçası düşünmüyordum. 40'a 47 çok ciddi bir oran yine. Hı hı. Burada da halkın gerçekten bu mesaj verme davranışını ya da stratejik oy kullanma davranışını Adana'da da göstereceğini görüyoruz ki şimdi hem Ankara hem Adana bu açıdan hani Ankara'yı yine biraz daha Mansur Başkan'a bağlayalım Türkiye genelinde daha etkisi var Daha tanınıyor İşte ona göre Oy verme davranışını etkiliyor Ama Zeydan Karalar da bir o kadar Etkili aslında Adana'da Tabii. Ve onun da yine yani Toplumda karşılığı yüksek Bir biçimde tanınırlığı yüksek Seçmende bir karşılık üretmiş Adayların Kendi seçmen tabanlarında Sadece kendisine dayalı Kendi adayı olduğu partiye dayalı değil ...diğer partilerden ittifak sırasında da o deneyimden bir oy devşirdiğini görüyoruz. Yani burada rahatlıkla İyi Partililer, DEM Partililer gidip Sayın Zeydan Karalar'a da oy veriyorlar. Bir de bir sağlama almış Murat Bey. O bence çok değerli bir soru. Yani milletvekili seçiminde kime verirdiniz diye sorulduğunda... ...eğer burada oylar iki katı çıkıyorsa tam da o dediğimiz kitle... Evet. Oradan kopup sayın Zeydan Karalar'a oyunu yöneltiyor demektir ki bu da bir tür sağlama olmuş. Evet bir başka il Mersin 3. il oradaki sonucu da açıklamadan önce yine ben künyeyi okuyayım. Ee, araştırma 5-10 Mart 2024 tarihli arasında Mersin'in tüm ilçelerinde ikamet eden 18 ve daha yukarı yaştaki 3054 erkek ve kadınla sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem hata payı %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak artı eksi %1,77 olarak hesaplanmıştır ve işte Mersin'deki sonuçlar. Ee... Şöyle bakalım hemen geçerli oylar üzerinden yine ilk iki partiyi söyleyeceğim. Yorumu Murat Bey'e bırakacağım. Cumhuriyet Halk Partisi %59,6, eee Milletçi Hareket Partisi %35.3 gözüküyor. Daha önce ...2019 seçim sonuçlarına baktığımızda... ...CHP %45'ti, şimdi %59,6 gözüküyor. Milliyetçi Hareket Partisi %40,99'du... ...şimdi %35,3 olarak gözüküyor. Ee, Murat Bey, bunu da yorumunu size bırakayım hemen. Ee, Mersin'de bir dipnot daha düşmek istiyorum... ...2019 seçimlerine dair. 2019 seçimlerinde Millet İttifakı... Mersin Büyükşehir'de ortak aday konusunda anlaşamamıştı. Ee, İyi Parti ve CHP ayrı ayrı aday çıkarma kararı almıştı. Orada da son dakika aday listesini yetiştirememeden kaynaklı e, Burhanettin Kocamaz Bey e, İyi Parti adaylığı söz konusu olamamıştı. Ve son dakikada bir hülle yöntemiyle Demokrat Parti'den, Sayın Ayfer Hanım aday gösterilmişti ve Ayfer Hanım da ciddi bir oy almıştı. Yani yaklaşık %16, %15-16'lar civarında bir oy almıştı yanılmıyorsam. Ee, ama bu seçimde o faktör artıdan kalktı. Yani CHP'nin bir önceki seçimde daha doğrusu Vahap Seçer'in bir önceki seçimde aldığı oy İyi Parti ile ayrışarak girdiği seçimde aldığı oydu o %45'lik oy. Bu seçimde ise işte az önce Suat abinin de atıfta bulunduğu Seçmen şehirlerinde özellikle büyük şehirlerinde mevcut belediye başkanının hizmetlerini o 5 yıllık performansını artık beğeniyorsa 2017 seçimlerinden beridir yani referandumdan beridir seçmene artık siyasi partiler daha doğrusu seçim sistemi siyasi parti bariyerlerini ortadan kaldırmayı öğretti. 3-4 seçimdir sandıkta partisel taasubunu aşarak oy vermeyi aslında öğrendi. Orada da baktığı, hele ki yerel seçimlerde baktığı şey hizmet ölçümü. Örneğin Mersin için benim için bu sonuçlar hiç sürpriz değil. Çünkü son iki senedir biz Sayın Vahap ile ilgili yaklaşık olarak bulduğumuz rakamlar bunlardı. Şehirdeki beğeni oranı yani belediyecilik hizmetlerine baktığımızda seçmenin yaklaşık Mersin seçmeninin yüzde 80'i Vahap Bey'in belediyecilik performansını beğeniyor. Hele ki o kırsalda az oy aldığı şey, periferideki ilçelerde. Bu rakam çok yükselmiş. Yani o AK Parti'nin, MHP'nin çok yüksek oy aldığı yerlerde seçmen partiyi bakmaksızın, parti taassubu olmaksızın büyükşehir belediye seçimlerinde hizmetlerinin karşılığında bu hizmetlerin en azından devam etmesi adına mevcut belediye başkanının partisi CHP bile olsa bir AK Partili, bir MHP'li seçmen tarafından da oy verilebiliyor. Vahap Bey'in Mersin özelindeki yaptığı şey aslında Ankara'da Mansur Başkan'ın yaptığıydı. O parti rozetini geride tutarak bütün şehrin belediye başkanı olunması ve sorunlara çok acil bir şekilde müdahale edip, hele ki o kırsalın çok ee, ufak e, dokunuşlarla çok çabuk dönüştürülebileceği, hayatı daha yaşanır kılacağı, o ufak tefek sorunları aslında büyümüş olan sorunlara müdahale ederek e, ciddi manada e, kendi partisinin dışında, muhalif seçmenin dışında da her iki şehirde de hatta bunu bir miktar Adana'da da görebiliyoruz. Adana'da da Sayın Zeydan Karalar'ın kırsalında AK Parti ve MHP'nin daha önce ilçe belediye başkanlarını yürüttüğü şehirlerde beklentinin çok üzerinde yani tahminlerimizin çok üzerinde bir oyla karşılaşıyoruz. İşte Kozan'da, Sarıçam'da MHP'nin, AK Parti'nin %60'larla, %70'lerle güçlü olduğu şehirlerde örneğin Adana'da Sayın Zeydan Karalar'ın %40'ların üzerinde %49-50'lere yakın oy aldığını görüyoruz. Aynısını Mersin'de de ve Ankara'da da görüyoruz. Bu üç şehir özelinden baktığımızda diğer şehirlerde de yaptığımız saha çalışmalarında gördüğümüz konu şu, Eğer bir mevcut belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, başarı kriteri performansı %60'ları geçmiş ise o %60'lık başarı kriteri seçmendeki parti bariyerini kaldırıyor ve oy verme davranışı bambaşka bir hal alıyor. İktidarından muhalefetine herkesin desteğini kazanabiliyor. Hmm. Bu aslında Yerel seçimde seçmenin e, sandık iradesi neye göre belirleniyor? Aslında olması gereken seçmen davranışı bu değil mi? Yani oyunu veriyor sonra bir hizmet süreci var. O hizmet sürecini devam ettiriyor, bakıyor, hmm. izliyor, oyunu takip ediyor ve ona göre kararını veriyor. Duygusal bağ değil. Genelde de aslında olması gereken birinci seçmen e, iradesi bu olmamalı mı? Kesinlikle bu olmalı. <laughs> yani e, bizde maalesef o hep e, burada defalarca konuştuğumuz bu kutuplaşma dediğimiz şey başka bir eksene oturduğu için bir kimlik siyaseti üzerinden gerçekleştiği için insanlar yerel seçimde dahi yani temelde konuşmamız gereken konuları şöyle bir baktığımızda hani şu tarihe kadar 10 gün kaldı ne kadar gerçekten gerçek anlamda belediye hizmetlerini mesela en çok İstanbul'u konuştuğumuz için söylüyorum. Belediye hizmetleri üzerinden bir tartışma mı yaptık yoksa adaylar üzerinden ve o kutuplaştırmanın yarattığı dil üzerinden işte terörle ilişkilendirme ya da çeşitli kimlik gruplarının üzerinden mi maalesef hala e, iktidar tartışmayı biraz daha oradan götürmek istediği ve onun üzerinden de bir geri dönüş elde ettiğini düşündüğü için o zeminde tutuyor ama vatandaş temelde gerçekten de e, biraz önce Murat Bey'in söylediği gibi adayların bu oransal yaklaşım da çok iyi aslında yüzde 60 gibi bir beğeni oranını aştığında o o insanların da artık yavaş yavaş hangi partiye ait olursa olsun e, belediye başkanına doğru hani bir nevi hakkını verme e, ona doğru evrildiğini gösteriyor ki Mersin'deki sonuç da bu açıdan çok ilginç çünkü Mersin'de hani buradaki dataya baktığımda neredeyse İyi Parti ve HDP de tamamen ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, yönelmiş gözüküyor ki orada gerçekten e, işte biraz önce Murat Bey de söyledi çok ciddi oyları evet. var. Yani burada teveccühün e, belediye başkanının hem şahsından hem de yaptığı hizmetlerden olduğu çok net. çok net. Bu aynen söylediğiniz gibi özlenen bir şey ama Türkiye'de şu anda maalesef hala ana eksen bu iktidar tarafından kendisi açısından çok verimli olduğu düşünüldüğü için Burada tutulmaya ve Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden bu iş yürütülmeye çalışılıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı sadece Sayın Cumhurbaşkanı ya da AK Parti Genel Başkanı değil, neredeyse bütün bu şehirlerin Büyükşehir Belediye Başkanı, evet. ilçelerin Belediye Başkanı gibi bir süreç. Yani o algı çünkü ana tırnak içinde söylüyorum, ana sermaye bu. Öteki sermayenin tükendiği anlaşılıyor. Yani birçok yerde bu işte aday söz konusu oldu mu insanlar karşılaştırmasını yapıp kararını verecek. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ağırlığını koyarak o kararda başka ögelerin özellikle kendine dayalı ögelerin öne çıkmasını istiyor. Peki Murat Bey böyle bir durumda sonuç başka sonuçlar yaratmaz mı? Yani ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan evet bana kendisi o istiyor e, her ilde. Hatta o duygusal bağ için evet. yine bu benim son seçimim. E, Bahçeli bir cevap verdi ama. <laughs> bir son seçimim e, dedi. Yani bir şekilde kendini ortaya koyuyor. E, bakıyoruz ki bu ittifak aslında seçmende, yerel seçimde bir araya gelme başka partiler de olsa e, bu ittifak sağlanabiliyor. Kaybedilmesi durumunda bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından anlamı ne olur? Bir. İkincisi e, kutuplaştırmaya dikkat çekti Suat Bey de. Seçmenin kendiliğinden bir araya gelmesi e, kutuplaştırmaya da bir yanıt, bir mesaj olmayacak mı? Siyaset yapma şeklini de değiştirir mi bir Nisan itibariyle? Şimdi 2019'dan önce evet Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayları da o zaman AK Parti'ydi AK Parti'nin adayları Sayın Erdoğan'ın o Türk, Türk seçmeni üzerindeki etkisini de göz önünde tutarak beraber kampanyalarını yürütüyordu. Hatta çoğu yerde kimin belediye başkanı adayı olduğunu bile çıkaramıyorduk. Yani o ilin, ilçenin belediye başkanının resmini, ismini dahi çoğu zaman görmüyorduk. AK Parti ve Sayın Erdoğan'ın ismi üzerinden gidiyordu seçim kampanyaları. Ama 2019'da özellikle bu 11 büyükşehir belediyesinin muhalefet tarafından kazanılması, CHP'li o zamanki Millet İttifakı belediye başkanları tarafından kazanılması ve yüzde 60'ların çok üzerinde başarı kriteri beraberinde bu şehirlerde o belediye başkanlarının en az Erdoğan kadar, Sayın Erdoğan kadar hatta birçok şehirde İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de işte fotoğrafta Adana'da görüyoruz. Sayın Erdoğan'dan o şehirdeki popülaritesi daha yüksek. E bu o şehirlerde CHP ne yaradı? CHP'ye şuna yaradı artık nasıl ki Sayın Erdoğan bundan önce kendi il ilçe belediye başkan adayının yanında resmini koyarak seçmenden oy istiyor şimdi artık Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de Adana'da ilçe belediye başkan adayları Büyükşehir belediyelerinin popüleritesini ve güçlerini Peki. arkasına alarak beraber fotoğrafa girerek giriyorlar Murat Bey... bu seçim sonuçları buyurun Özür dilerim, araya giriyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Alanya'da bir konuşma yapıyor. Biraz kulak verelim, döneceğiz tekrar. Çünkü Tabii. Çevre yolu yalan oldu da ondan. Her seçimde söz veriyorlar, her seçimden sonra sözde ihale yapıyorlar, sonra patlıyorlar. Şimdi geldi, üç kez olmadı, dördüncü de, kamu özel işbirliğiyle yapıyoruz, imzaları atıyoruz diyorlar. Her seferinde Alanya'yı buraları kandırıyorlar. Bu yolun yapılması lazım. Doğayı tahrip etmeden dikkatli bir şekilde kamusal bir finansmanla bu yolun yapılması lazım. Ama bir yandan da bu havaalanının ki yapılmasına kim vesile olduysa, kim katkı sağladıysa son derece önemli bir iştir. Gazi Paşa Havalimanı güçlendirilmesi, genişletilmesi, yurt içi yurt dışı uçuşlara çok daha fazla yer verilmesi ve bu bölgenin canlandırılması gerekiyor. Turizm Alanya için çok önemli. Antalya turizmdeki 55 milyar dolarlık hacmin 25 milyar dolarını yapan bir kent ve 73 milyar lira vergi toplanmış. Ama sadece 7 milyar liralık hizmet bütçesine, yatırım bütçesine para konmuş bir kent. Türkiye'ye turistin de maalesef cebinde para olmayanı geliyor. Kötü planlama yüzünden bu dünyanın en güzel coğrafyasına gecede 99 dolar toplam para harcayacak turist geliyor. Oysa ki yerli turist dışarıya gidince 639 dolar harcıyor en basitinden en ucuz diye bilinen ülkelerden birisi İspanya bizim iki katımız 200 dolar turiste harcattırabiliyor. Bunun için gözümüzü dört atacağız. İyi planlamacılar seçeceğiz. İyi yöneticiler seçeceğiz. Turizmcinin de turizmde çalışanında, esnafında, kentinde yüzünü güldüreceğiz. Ama bir yandan Antalya, Alanya bir tarım kenti. Burada her şey var. Elbette başta muz var. Avokado var ama salatalığından biberinden tutun her şeyin yetiştiği son derece önemli bir yer. Ama maalesef çiftçinin derdi boyunu aştı. Sebep geçen sene mayısta 19 lira olan mazota çok diyorduk. Niye çok diyorduk? Diyorduk ki 4 liralık mazot 19 lira oldu. O gün "Verin oyu kardeşinize. Doları düşüreceğim. Mazotu düşüreceğim. Enflasyonu düşüreceğim." dedi. Oyları aldı. Bugün mazot 43 lira oldu. 43 lira. Şimdi çiftçi tarlaya gitmek mazotla Ürün ekmek dikmek mazotla. Sulamak, gübre atmak mazotla. Arasını sürmek mazotla. Toplamaya gitmek mazotla, götürüp satmak mazotla. İğneden ipliğe her şeye zam geldiği gibi çiftçinin belini bu mazot fiyatları büküyor. Yıllardır ezan okuyor herhalde. Ezanı dinleyelim, sonra bir 10 dakika daha konuşalım. Ayrılalım şimdi ezanı dinleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Alanya'da konuşma yaptı. Onun bir bölümünü ekranlara getirdik. Murat Bey devam edelim sizinle. Ee, Murat Bey mesela Antalya'da aslında merak ediliyor. Sizin Antalya'ya dair bir çalışmanız oldu mu? Evet daha önceleri olmuştu ama yakın zamanda olmadı. Ama orada benim kriterim kıstasım hep mevcuttaki belediye başkanlarının performansı oy verme davranışını başta etkiliyor. Son bundan 3 3 ay önce yaptığım ölçümlemelerde açıkçası Büyükşehir Belediyesi ile alakalı başarı kriteri diğer büyükşehir belediyelerine göre yani Ankara, İstanbul yani muhalefetteki büyükşehir belediye başkanlarına göre performansı biraz daha düşüktü. Hı. Ama son dönemde yaptığım bir araştırma yok Antalya için ama performans düşüktü Antalya'da yarış az önce ekranda gördüğümüz gibi kolay geçmeyecek diye evet. bir öngörüm var ama. Evet, peki o zaman şimdi en çok merak edilen soruyu sorayım Murat Bey'e. Murat Bey, yani Buyurun. en merak edilen sorulardan biri. İstanbul hı hı. için halihazırda hazırda yakın zamanda yapmış olduğunuz bir çalışma var mı? İstanbul'daki seçmenin iradesi ne yönde? <laughs> şimdi yarışa normalde muhalefet ayrışarak seçime girdik dediler. Cumhur İttifakı bir ve blok halindeydi. E oradan yeniden Refah Partisi ayrıldı. Son seçimleri kıstas alacak olursak, Cumhurbaşkanlığı seçimini bile Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan %48 oy almıştı. İstanbul'da yeniden Refah Partisi'nin aldığı %3 oyu düşersek yaklaşık %45'ler civarında bir oyla Murat Kurum aslında ittifakının adayı olarak kontağa çevirdi diyebiliriz. Sayın İmamoğlu ise bütün muhalefet ayrışmış ve herkes kendi adayıyla gitmişken CHP'nin şehirdeki %28'lik oyuyla aslında yarışa başlıyordu. Başlangıç buydu. E açıkçası Cumhur İttifak tarafında bütün hesabı bunun üzerine oturmuş. Yani muhalefeti ayrıştırabilirsek o %52'yi ne kadar ayrıştırırsak 45'in altına düştüğü takdirde seçimi rahatlıkla kazanabilirizdi. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu'nun işte o 5 yıllık seçim kampanyası ve iddialı güçlü siyasi duruşu yarışı ilan edildiklerinde geçtiğimiz aylarda 42'ye 42 başlattı. Yani %42 kurum, %42 de İmamoğlu şeklinde başlatmıştı. Ve muhalefet partilerinin de özellikle Demin, İyi Parti'nin, Zafer'in ve diğer partilerin de adaylarının öyle veya böyle işte parti bariyerleri de olduğu kadarıyla 3-5 civarında oyları söz konusuydu. Ama son bir aylık seçim kampanyalarına baktığımızda ve adayların performansına baktığımızda son geçtiğimiz hafta yaptığımız daha henüz daha ve benim dışımda da yapan sahada sahasına güvendiğim meslektaşlarımın yaptığı çalışmalarda görüyorum ki o 42'ye 42 dengesi 42'ye 45'e evrilmiş ve sandığa doğru bu e, Sayın İmamoğlu'nun oylarının 46-47 gibi bir rakamla sonuçlanacağı yönünde ilerliyor. En azından muhalif seçmenin ve kararsız seçmenin e, sandık yaklaştıkça başat iki siyasi aktörler içerisinden kendisine en yakına doğru meyli artıyor. E, burada örneğin Dem Partisi'nin İstanbul'daki son seçimde aldığı o yüzde 8 tipin yüzde 4'tü. Toplamda o ittifakın %12'lik oyu söz konusuyken biz anketlerimizde maksimum 3-4 bandında bulabiliyoruz demi. İyi Parti'nin aynı şekilde %8'lerde olan oyunu %2'lerde, 3'lerde görebiliyoruz. Ben yani araştırmacılık tecrübemle söyleyebilirim ki sandık yaklaştıkça özellikle o son bir hafta, üç günlük süreç içerisinde seçmen hele ki büyük şehirdeki muhalif seçmen bir önceki seçimlerdeki seçim matematiğini de biliyor. Yani %52'ye 48'lik gibi aralarında çok da bir fark olmayan bir makas farkı var. O farkın kapanmaması adına yine o matematiğini çalıştırarak kendi partilerinin adaylarından ziyade bu iki aday arasında kendisine yakın bulduğu adaya doğru yönelecek. Zaten eğer İstanbul'da da dediğimiz şekliyle bir minimum 3-4 puan maksimumda bir 5-6 puanlık bir Makasla seçim neticelenirse araya gitmeden önce Sayın Genel Başkan'ın konuşmasını dinlemeden önce sorduğunuz soruya da bu bağlamda cevap vereyim. Türk siyaseti 1 Nisan sabahına bambaşka uyanmış olur. Çünkü İstanbul'da seçim kazanmış bir muhalefet, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da seçim kazanmış bir muhalefet. Türkiye'nin o toplumsal muhalefetinin de yeniden derlenip toparlanmasına, o üstündeki yenilmişlik psikolojisini atmasına sebebiyet verecektir. E biz bir de ekonomik göstergeleri görüyoruz ki, Sayın Bakan'ın da ifadelerinden anlıyoruz ki, 2026'ya kadar, 2026'nın sonuna kadar çok önemli bir toparlanma olmayacak. En azından vatandaşa yansıyacak bir toparlanma olmayacak. E bütün bunlar sonrasında hele ki o, bizim bütün anketlerde tespit ettiğimiz %55-60'a yakın ki yakın olan toplumsal muhalefetin yeniden bir isim etrafında veya bir yeniden kendini toparlamış ana muhalefet etrafında yürümesine sebebiyet olacaktır. Suat abinin az önce araştırmalarla ilgili bir atıfı olmuştu. O konuda kısa bir cevap vermek istiyorum. Buyurun. Biz hem milletvekilliği seçimlerinde hem yerel seçimlerde kentlerde, büyük şehirlerde, kent merkezlerinde yaptığımız araştırmalarda yani ampirik veri olarak sadece benim değil yani işini düzgün hakkıyla yapan bütün meslektaşlarım sonuçları hemen hemen yakalayabiliyoruz. Bu sosyolojik olarak bu ampirik verilerin işlenmesi daha doğrusu sahada bu yüz yüze anket metodolojisinde bu dünyada da böyle Suat abi. Amerika'da Avrupa'daki araştırma siyasi araştırma sonuçlarında da böyle. Bu ampirik veri toplamada kırsalda hem bizim ciddi bir orada belki bir kısmı denekten kaynaklanıyor. Bir kısmı bizim galiba araştırmaların metodolojisinden kaynaklanıyor. Orada bir boşluk oluşuyor. Mesela son seçimde bu bahsettiğim kentlerde Sayın Kılıçdaroğlu %51, Sayın Erdoğan 49 oy almıştı. Evet. Ama sandık sayısı 1 ve 2 olan Türkiye'nin 12 milyon nüfusunu, seçmen sayısını barındıran köy ve mezralarda bu rakam Sayın Erdoğan 65 Sayın Kılıçdaroğlu 35 çıktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Aslında o sosyolojinin temel kuramlarından kent sosyolojisi kır sosyolojisini peşinden sürükler. Kırsal da kentten çok farklı değildir teorisi de yıkılıyor evet. bu seçim sonuçlarında, her iki seçim sonuçlarında. E burada da iki konu var aslında. Bir Araştırmaların metodolojisi bizim gidip o kırsaldan doğru cevap alıp alamadığımızla alakalı. E bir ikincisi de Türkiye'deki muhalif siyasi partilere düşüyor. O bölgelerde hem seçim öncesinde hem de sandıkların başında acaba temsilcileri var mıydı? Oralara ne kadar dokunmuşlardı? Aslında Türk siyasetindeki ana mesele bana kalırsa bu kırsalın oy verme davranışını. Muhalefet partileri değiştiremedikçe kentteki açmış olduğu farkı kırsalda kapatarak geride kalıyor Peki. maalesef. Şimdi bir kez daha e, Sayın Özgür Özel'in konuşmasına tamam. e, kulak vereceğiz. <laughs> Döneceğiz tekrar. Dildiği yerde aranacak. Nerede kaybettik? Bir seçim sandığında kaybettik. Nerede bulacağız? Önümüze gelen ilk seçim sandığında bulacağız. Mutlaka bunun hesabını soracağız. Ramazan mübarek gün. Ramazanınızı mübareklerim. Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Bakın. 2 Nisan günü emekli ikramiyeleri yatacak. Bu emekli ikramiyesi 2018'den beri veriliyor. 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu emekli ikramiyesi verelim dediğinde yok demişlerdi. Sonra 3 Kasım'da Kasım'da biz de vereceğiz dediler. Kasım'da Kasım Kasım'dan 2018'e kadar 3 yıl seçim yoktu. Sizin 6 ikramiyenizi hakkınız olduğu halde vermediler. 2018'de bin lira verdiler. Biz itiraz ettik. Bir maaş olacak dedik, bin lira verdiler. Peki o beğenmediğimiz bin liralık ikramiye tam 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo kıyma. Gidin bakın hesaba. 40 lira kıymanın kilosu 42 lira. 24 kilo kıyma alıyor bin lira. Şimdi 3000 lira. 5 vereceğiz dediler, 3'e indirdiler. 3000 lirayla 2 Nisan günü gittiğinde fiyat artmazsa 6 kilo kıyma alabiliyorsun. 3000 lirayla 6 kilo. 24 kilo nerede? 6 kilo nerede? Arada 18 kilo kayıp var. Ramazan'da iftar sofrasından, sahur sofrasından, bayram sofranızdan 18 kilo kıymayı almış birisi. 18 kilo kıyma. Sizin sizin mutfağınızdan, sofranızdan, evladınızın, torununuzun kursağından sadece bayram ikramiyesiyle 6 yılda 18 kilo kıyma alınmış. Ve böyle bir zulüm, böyle bir haksızlık emekliden başkasına yapılmıyor. Geçen günlerde dedim arada hiç olmazsa bir asgari ücret olsun en düşük emekli maaşı. 7 bin lira farkı verelim dedim. O kadar para yok diyor. Emekli kart verelim. Elektriğe, suya, telefona indirim yapalım dedim. Buna bütçe yok diyor. Emekliye verilecek 7 bin lira 690 milyar tutuyor yıllık. 2024'te Altın şirketlerinin, saray müteahhitlerinin, yandaş müteahhitlerin kazanıp da ödemesi gereken vergiyi affettiler ya teşvik olsun diye 670 milyar tutuyor. Yani emekliye gelince yok, ana gold firmasına gelince, altın şirketine gelince, saray müteahhitine gelince, beşli çeteye gelince var. Size para yok diyor Tayyip Erdoğan. 31 Mart'ta emekliler size yok yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok yok yok. Tamam. Tayyip Erdoğan bak sen onlara yok dedin ya onlar da sana cevap veriyor. Oy var mı? Tamam. Bu kadar. Bundan sonrasını Tayyip Erdoğan düşünsün. Gücünüzün farkında olun. 16,5 milyon emekli var. Siz isterseniz, siz isterseniz her istediğinizi alırsınız. Burada kardeşiniz var, evladınız var. Size şunu söylüyorum. 31 Mart seçimlerinde muhalefete güç verin. Cumhuriyet Halk Partisine güç verin. Emeklinin hakkını hep birlikte söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Bir başka taraftan, bir başka taraftan şunu hep beraber görüyoruz. Her gün atanamayan öğretmen tartışması var. Bir kere bu atanamayan lafını Tayyip Erdoğan uydurdu atanamayan öğretmen diye bir şey yok öğretmenin ne kusuru var da atanamıyor ama senin mülakatın senin partizanlığın senin insan ayırman senin kulak yemen yüzünden bir milyon öğretmen atanmadan evlerinde oturuyor başka işlerde çalışıyor biz bütün öğretmenlerimizin arkasındayız. Gazi Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenin dediği gibi öğretmenlere öğretmenlere mebus muaşından az vermeyin demiş. Sen hepsini aç billaç süründürüyorsun. Öğretmenleri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir yandan staj mağdurları, çıraklık mağdurları var, ek sallıyorlar, buraya da gelmişler, şeref vermişler. Dün de Tayyip Erdoğan'ın mitingine gitmiş staj mağdurları, onları gözaltına aldırmış, telefonlarını toplatmış, itiş kakış emniyete götürmüş. Buradan bütün staj mağdurlarına bütün çıraklık mağdurlarına 9000 güne takılıp EYT'den yararlanamayan bağ söylüyorum. Sizinle birlikte mücadele edeceğiz. İki elimiz yakasındadır. Hakkınızı söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Burada, burada Alanya'dan Alanya'dan bir kez daha bütün Antalya'ya ve bütün Alanya'ya seslenmek isterim ki bir yerel seçim var. Yönetenin ne zamandır nasıl yönettiğini biliyorsunuz. Bir partinin arka bahçesi haline gelmiş belediyedeki olanı biteni benden iyi biliyorsunuz. Alanya'nın bir evladı Davut Başkanla Alanya ittifakını kurmak, Alanya'daki sosyal demokratını, milliyetçi demokratını, muhafazakar demokratını, sağcısını, solcusunu, Alevisini, Sünnisini, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi birlikte kucaklamak, belediyeyi onlarla birlikte yönetmek ve hep birlikte başarmak istiyoruz. Hep birlikte başarmak. Bunun adı bunun adı bu güzel günde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin gününde Atatürk'ün en çok beğendiği şehirde güzel insanların, Antalya'sında güzel insanların, Alanya'sından bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Karşımızdaki korku ittifakına inat biz umudun ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Biz ötekileştirenlere inat, kucaklaşanların ittifakıyız. Biz şeytanlaştırana inat, barıştıranların ittifakıyız. Biz ayın sonunu getiremeyen emeklinin, emekçinin borcunu ödeyemeyen siftahsız esnafın tarlada ürününü toplayamayan çiftçinin ve milletin efendisidir diye Atatürk'ün baş tacı yaptığı köylülerin ittifakıyız. Biz Türkiye ittifakıyız. Renklerimiz ay yıldızlı al bayraktandır. Renklerimiz kırmızıyla beyazdır. Kırmızı 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 En büyük En büyük Osman Başkan kazanacak, Alanya kazanacak, Muhittin Böcek kazanacak, Antalya kazanacak, Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, güzel memleketiniz kazanacak. Alanya'ya güveniyorum, Alanya'ya inanıyorum, Alanya'ya her iki başkanımı da Emanet ediyorum, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Alanya'da, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir konuşma yaptı, ekranlara getirdik. Ee, bir 7 dakikamız, 5 dakikamız falan var. Ee, şöyle diyeyim Suat Bey... Murat Bey'in çizdiği o çerçeve, o güçlü kazanın muhalefet açısından sağlanırsa, isimler bu ittifakı sağlarsa, siyasi aktörler değişir mi sonrasında? E şöyle bir şey bekliyoruz zaten hepimiz. Hani bir de böyle bir enteresan tarihe denk geldiği için 31 Mart'ın hemen ertesi 1 Nisan. Hani hep onun esprileri yapıldı. 1 Nisan şakası gibi bir şey sonuçlanacak diye. Gerçekten çıkacak sonuç birçok siyasi partideki liderliği, o partilerin bulunduğu konumu, başka siyasi partilerin ne kadar yükselip yükselmeyeceğini, işte burada en çok konuşulanlardan biri, hani bu anketlerde çok gündeme gelmedi ama yeniden Refah ve evet. Zafer Partisi, bu iki partinin ne kadar oy olacağı, İyi Parti'nin ne kadar oy kaybedeceği, %9,8'di zannediyorum son oyu. Ee, Sayın Akşener'in bu stratejisi, yani bu özü başıma, stratejisi diyebiliriz ne kadar karşılık bulacak seçmende ve bunun tek sorumlusunun da ve bedeli ödeyecek kişinin de kendisi olduğunu ilan etmişti bu nasıl bir yansıma yaratacak ama en önemlisi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması olacaktır çünkü tek başına hani siz hepiniz ben tek gibi bir durumda seçimi kazanmış evet. olacak ve o iddiası olan İstanbul İttifakının gerçekleştiğini göreceğiz. Ya Bunların hepsinin ben çok ciddi sonuçlar yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü 2028'de Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi bir süreç var. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesinin koşulu biliyorsunuz erken seçim parlamentoda. Ama bütün bunların hepsinden bağımsız olarak son şu aşamada birkaç gündür gelişen ya da bir haftadır gelişen Dem Parti tarafından, Selahattin Demirtaş tarafından yapılan bazı açıklamaların yeni anayasa süreci, yeni anayasa sürecindeki bir takım tartışmaların acaba bizi çok hızlı bir biçimde başka bir gündeme mi sürükleyip sürüklemeyeceği yani partilerden ve tabii ki o çok ciddi bir yansıma yaratacak ama bir de yeni anayasa tartışmaları olacak. Parlamentodaki bu çoğunluğun ve bu yelpazenin bu yeni anayasada nasıl bir tutum alacağı gibi sonuçları da bizim gündemimize hızla getirebilir ama hani bir erken seçim vesaire gibi bir tartışmanın ben açıkçası sonuç ne olursa olsun çok beklemediğimi söylemeliyim. Evet. Ama bir ciddi hareket olacak Sorel Bey. Yani hem bir takım siyasi partilerde liderlik düzeyinde, kadrolar düzeyinde ama en çok da ana muhalefet partisinde bambaşka bir sürece Sayın İmamoğlu, Sayın Özel nasıl bir siyasal süreç izleyecekler. Özellikle belli bir aralıkta kazanılması. Yani o bile çok analizi etkileyecektir diye düşünüyorum. Bir başa baş kazanmayla 5-6 puanlık fark atarak kazanmanın fark var arada, Evet ciddi çok bir ciddi bir algı farkı olacak tabii e, Sayın Demirtaş ve Sayın Mızraklı e, çözüm için Erdoğan'ı evet, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ı Sayın Erdoğan işaret etti ama Sayın Devlet Bahçeleri de biz asla bırakmayacağız der yani evet, bu nasıl bu, olur hepsi hani bir o duygusal bağ dediğimiz şeyin aslında <laughs> Sayın Bahçeli ile <laughs> bu iktidar arasında bir ciddi oluştuğunu görmüş, görmüş olduk. Şey. Murat Bey son 2 dakikamız ben son sözü size bırakayım 1 dakikamız kalmış son söz sizin olsun evet Evet, seçmenin oy verme davranışı açısından da baktığımızda Suat abinin az önceki konuşmasını atıfta bulunarak kapatayım seçmenin %60'ı parti sadakatiyle sandığa gidip oy kullanıyor yerel seçimlerde yaklaşık %10'u sandığa gelmiyor %70 Geriye kalan %30'luk seçmen ise şehirlerin güçlü adayları arasında rasyonel oy kullanıyor. Parti bu çok yok. Bu seçmen daha çok 35 yaş altı hatta 40 yaş diyebiliriz. 40 yaş altı seçmen. Bu seçmen kendisi için doğru bulduğu, doğru gördüğü adayı... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy veriyor ama gelip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde örneğin Ekrem İmamoğlu'na oy veriyor ve bunlar bu ikisi arasında herhangi bir çelişki veya yanlışlık görmüyor. Kendisi için doğru olan, rasyonel olan neyse o yönde oy kullanıyor. Önümüzdeki dönemlerde siyasi partiler açısından en önemli seçmen katılan her 1 milyon 300 bin seçmen her yıl 18 yaşına giriyor. O seçmenin parti sadakati yok. O seçmeni ikna etmek için çok ciddi adaylar ve çok ciddi parti programları ve vaatlerine ihtiyaç var artık. Peki, Sayın Karan çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, hak ederim. bizlerle paylaştığınız için. Suat Bey devam edeceğiz. Tamam. Suat ee, Bey'e size selamlar, saygılar. Murat teşekkür Bey selamlar, ediyoruz. sağ olun. Kısa bir ara saat başında devam ediyoruz. daha güvenli, aydınlık sokaklar istiyorsan... Güç sen hemen sandığa, Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için... Güç sende. Ucuzu varsa yine şok da var. Ara sıra değil, şok ucuz, hep ucuz. Çok seviyoruz, şok şok şok. Durun, durun dört dörtlük beslenme için haftada en az dört yaz duru. Mesela bugün nefis bir mercimek çorbası. Artı duru kalitesi, duru lezzeti, çok güzel ve duru uzmanlığı. Duru, duru, duru. Yatırım dedin, böyle yapılır. Hatta biraz daha yatıralım. Çok oldu. Heh, bu iyi. Siz de GCM uzmanlarına kulak verin. Birikimlerinizi lisanslı, ödüllü GCM ile değerlendirin. GCM Yatırım Konteri'yi ziyaret ederek yatırımlarınızı rahatça yönetin. GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. sen ne dersin hoş geldiniz yeni bir haftaya başlarken e, gündemi konuşacak Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de. Bu seçim genel seçimin provası mı? 1 Nisan'da nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Seçimden sonra Erdoğan'la görüşecekler iddialarına ne diyorlar? Parti birleşmeleri olası mı? Bakan Şimşek ekonomide istikrarı sağlar mı? Şirin Payzın, Barış Terkoğlu, Kürşat Oğuz ve Seyhan Avşar sözüm var da soruyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yanıtlıyor. Sözüm var bugün saat 21'de Halk TV'de. Nerede ve nasıl oy kullanacağım? Nerede oy kullanacağınızı e-devlet kapısından, ysk.gov.tr adresinden YSK mobil uygulamasından ya da YSK çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu bilgi adresinize gönderilecek olan seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Oy kullanmak içinse Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, YSK tarafından belirlenen resimli ve resmi nitelikteki kimliğinizi yanınıza alınız. Sandık kurulu başkanına kimliğinizi veriniz, ardından oy zarfı ve oy pusulalarıyla mührü alarak kapalı oy verme kabinine giriniz. Oyunuzu kullanarak oy pusulalarını zarfa koyup sandığa atınız ve imza atmayı unutmayınız. Oyunuzu kullanın. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. TV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Merhabalar tekrar saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gündem özele devam ediyor. Suat Özçelebi bizlerle birlikte yine ve tüm emekliler sendikası genel başkanı Sayın Zeynel Abidin Ergen bizlerle birlikte hoş geldiniz. Tüm emeklilerin sendikası diye düzeltelim. Tüm emeklilerin sendikası evet, öyle düzelteyim doğru. Ee, hoş bulduk burada Bu yıl emekliler yılı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, evet hep emeklilerden bahsediyoruz ama e, hani e, atfedilen şekliyle değil. E, genelde e, çektikleri sıkıntılar 16 milyon emekli var çoğu 10 bin liranın altında ya da 10 bin ile geçinmek zorunda kalıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan en son dedi ki hayır vermeyeceğiz kasada para yok dedi. Bir tepki koyuyorsunuz yarın itibariyle nedir o tepkiniz? Tüm Türkiye'de olacak mı? Evet e, şimdi bu yıl emeklilerin yılı diyor ya Cumhurbaşkanı. Aslında bu yıl emeklilerin karabasan yılı. Hmm. Yani... 10 bin lira ve 10 bin liranın altında da maaş alanlar var, dün eğitimler, maaş alan insanların nasıl geçineceğini sorgulamak lazım. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı burada bir çözüm üretebiliyorsa ki ben buna şey diyorum yani en zor matematik probleminden daha zor bir şey. Yani bugün bir ev kirası bile 15-20 bin lira olduğu bir yerde 10 bin lirayla geçinmenin mümkün olmadığı ortadadır. Hı hı. Dolayısıyla e, emekliler çok yoksulluk çekiyor. Yoksul demiyoruz artık. Aç diyoruz. Hı hı. Yani yoksulluk sınırına baktığınız zaman 60 bin lirayı geçmiştir. Besarın araştırmasına göre. Açlık sınırı Besarın araştırmasına göre 22.840 lira civarındadır. Bakın emekliler açlık sınırının yarısından daha az maaş alıyor. Ha. Şimdi Daha az maaş alan, bu kadar dipte maaş alan emeklilerin emekli yılını kutlaması mümkün mü? Ya da bu yılın emekli yılı olması mümkün mü? Dolayısıyla... Bizler emeklerin talepleri doğrultusunda tabii. Ne yapabiliriz? Sesimizi kamuoyuna nasıl duyurabiliriz? İktidara nasıl duyurabiliriz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nasıl duyurabiliriz diye yol ve yöntemler arıyoruz. Tabii ki bizim yapacağımız şeyler barışçıl ve demokratik eylem ve etkinliklerdir. Onun ötesinde bir şey yoktur. Bununla ilgili çok sayıda etkinlik yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne on binlerce imza götürdük, verdik, başkanlığa verdik, siyasi partilerle görüştük, her yerden bir şekilde kamuoyu yaratmaya çalıştık, bakanlara durumumuzu bildirdik vesaire. Geldiğimiz noktada işte bayram geliyor, 3 bin lira veriyorlar bayram ikramiyesi olarak, 2 bin lirayı 1 lira arttırıyorlar. Evet. Yani enflasyonun 65 işte 64.77, 65 olduğu bir yerde 50 arttırım yapıyor, yani enflasyonun altında arttırım yapıyor. Bu bile tek başına aslında emekliye bakış açısını Gösteriyor. E, emeklerin büyük beklentisi vardı. Özellikle seçim nedeniyle bu bayram ikramiyesinin işte daha yüksek olacağı yönünde beklentileri vardı. Bizi de sık sık arıyorlar, e, çok da soruyorlar, çözüm istiyorlar. Tabii biz çözüm merkezi değiliz aslında, onu biliyorlar. Biz e, bu işin çözülebilmesi için yol ve yöntem arayan bir kurumuz sonuçta. E, bu nedenle e, baktık olacağı yok, bizi duymuyorlar. Kulaklarını kapatmışlar Gözlerini kapatmışlar, emeklinin sesini duyan yok. O zaman bir şey yapalım dedik, bir kamuoyu yaratalım dedik. Ve Türkiye'nin 40'tan çok merkezinde yarın basın açıklaması yapacağız. Hı. Yani İstanbul'da da, Kadıköy'de, İskele'de yapacağız. Ankara'da işte yapacağız. Sakarya Caddesi'nde yapacağız. Bursa, eş zamanlı mı olacak bu basın? Eş zamanlı. Yani işte 12.30'dan başlıyor. Bir de 1.30, 2 gibi böyle e, o yörenin özelliklerine göre e, eş zamanlı basın açıklamaları yapacağız. Ve sesimizi bir kez daha Türkiye'ye duyurmaya çalışacağız. Duymayanlara duyurmaya çalışacağız. Yani orada tabii taleplerimizi sıraladık. Yani şöyle e, sessiz bir ve örgüsüz bir toplum istiyorlar. Yani biz işte biatçı bir toplum istiyorlar. Sadaka toplum istiyorlar. Bununla da yetenin diyorlar. Bununla yetinmenin mümkün olmadığını halkımıza anlatmaya çalışıyoruz, emekleri anlatmaya çalışıyoruz, çalışanlara da anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü emeklilik sorunu tek başına emeklilerin sorunu diye alırsak yanılırız. Emeklilik Elbette, sorunu. Bugün herkes, emekli, herkes emekli, olacak. emekli olacak. Tabii ki yani herkes emekli olacak. Çalışan arkadaşlarımız emekli olacak. Bakın e, memur emeklileri işçi emeklerine göre biraz daha fazla alıyorlar. Bir memur ben birinci dördünde emekliyim, e, emekli bir öğretmenim ben çalıştığım dönemdeki paranın şimdi arkadaşlarım aldığı paranın 5'te ikisini ancak alabiliyorum. Yani 5'te 3'ü kayıp. Şimdi böyle bir yaşam olabilir mi? Bu yaşama rıza gösterilebilir mi? O nedenle çalışan arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza emeklilik sorununu masaya atırıp ve tartışmamız lazım ve çözüm üretilmesi için de iktidara baskı yapmamız hmm. gerekiyor. Bu nedenle yarın yapacağımız Türkiye'nin 40 noktasında belki de 40'ı aşkın her gün şey geliyor. Biz de sokağa çıkıyoruz, biz de basın açıklaması yapacağız diye talepler geliyor. Bizim örgüt olmadığımız yerlerde bile geliyor. Dolayısıyla bu merkezlerde yapacağımız basın açıklaması yoluyla taleplerimizi halkımızla paylaşacağız. Paylaşacaksınız. Sayın Aysel Gül emekli emekliler Birleşik Emekliler Sendikasından o da bir mesaj paylaştı. Yarın 14'te Bağdat caddesi Maltepe camii karşısında bir bir araya geleceklermiş toplanacaklarmış diye bir mesaj paylaştı. Onlara da kolaylıklar diliyorum. <laughs> Suat Bey. Evet. E, her seçim öncesinde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan işte asgari ücret diye, emekliye bir şekilde bir müjde veriyordu. Evet. Şimdi müjde verilmediği gibi esas staj ve çıraklar e, biz müjde istiyoruz dedikleri için gözaltına alındılar. E, kasa boş dendi. Gerçekten boş mu yoksa yani niye bu adımı atmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer? Şimdi e, işte bu sefer dediğiniz Tepkiden gibi... Tepkiden mi korkmuyor yoksa hani... Şöyle bence ilk defa hepimiz açısından şaşırtıcı bir şey yapıyor. Ben mesela 31 Mart'a kadar emeklilerin bu talebini bir biçimde karşılayacak ya da yine hani ağza bir parmak bal çalar gibi bu emekli ikramiyesi meselesi biliyorsunuz o da beklendi. 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarılacak diye 3 bin liraya çıkarıldı. Yani orada da insanlar hem tatmin edilmedi hem de hani beklenti gittikçe daha da büyüdü. Ve sonunda ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı para bitti dedi. Para yok dedi. Şimdi bu bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hiç görmediğimiz bir tavır. Ve e, emeklilerin hemen hemen... Ee, hani bu seçmen gruplarına baktığımızda en güçlü oy tabanı olan ve AK Parti'de gerçekten de AK Parti seçmeninde çok ciddi oranda temsil edilen bir yapıya sahipler ve bugün 16 milyonluk hepsi seçmen olan bir kitleden bahsediyoruz hı hı. Dolayısıyla bu kitle e, bu biraz önceki söz edilen eylem gibi kendi gücünün farkında olup iktidarı etkileme yolunda taleplerini daha güçlü bir biçimde seslendirmeye başladığında Sadece emeklilere yönelik değil, bütün seçmen gruplarına yönelik de bir e, ses çıkarmış olacak. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi, çünkü herkes sonuçta bir gün çalışanlar açısından söylüyorum emekli olacak. Evet. Yani bu e, Sayın Cumhurbaşkanımın e, bu konuda adım atmaması, e, işte sizin de sorunuzdaki gerçekten acaba hani bunu karşılayabilecek bir bütçede ya da bir biçimde yaratılacak bir gelir yok mu? Çünkü şöyle bir durum var. Bu bir tercihin de göstergesi. Hı -hı. Yani sadece sözel olarak 2024'ü siz istediğiniz kadar emekliler yılı ilan edin. Ama insanlar onu doğrudan ekonomilerinde hissetmiyorlarsa o yılın hiç kimseye bir faydası yok. yok Kime neyi tercih ettiğinizin burada önemi var e, Sorel Bey. O para neyse o biten nereye aktarıldığı için bitti ya da nereye aktarılmadığı için bu şu anda emekliler... Bu sıkıntıyı çekiyorlar. Peki. Belki de zorlanması gereken, açıklanmaya zorlanması gereken bu AK Parti iktidarın kimi ve niye tercih ettiğinin bence somut göstergesi. Aslında biraz ortada bu projelerle şirketlere inmeyen, uçakların inmediği havaalanlarına geçmeyen araçlar için hepimizden, vergilerden, devletin Köplülere. hazinesinden verilen milyonlarca milyarlarca evet. lira var. E Bunun dışında vergi istisnalarına bakıyorsunuz. Bütçede 2.4 trilyon vergi istisnası var. Cumhurbaşkanı kendi söyledi. 10 bin lira versek 1.9 trilyon nereden evet. bulalım. E vazgeçtiğiniz tahsilinden vergilerin yarısı bile emekler için yeterli. Şimdi e, muhalefetin, tam iktidar sizi e, dinlemiyor, kulağını tıkadığı sesin. Muhalefet partileri... Ee, sizin yanınızda mı sizin tepkinizi yeterince alana meydana taşıyor mu evet e, muhalefet partilere destek veriyor fakat yeterli değil yani onlarla da e, zaman zaman konuşuyoruz mesela e, Sayın Özgür Özel de biraz önce de konuşuyordu e, diyor ki işte en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun şimdi asgari ücret bir toplumun yüzde beşini falan ilgilendiren bir şeydir Tabii. normalde böyledir Dolayısıyla o %5'te yani bir de belli geçici sürede olan bir şeydir. Tabii. İşte ilk deneyim süreci vesairedir Oysa emekliler 30 yıl 40 yıl çalışmışlar, prim ödemişler ve anaların ak sütü gibi e, Hak emeklilik yapmış. hakkını kazanmışlardır. Dolayısıyla emeklilerin ödedikleri primin değerlendirilmesi devletin sorumluluğundadır. Şimdi kalkıp bunu o sınırlara hapsetmek doğru değildir. Hı hı. O nedenle diyoruz ki eğer... Emeklilere verilecekse ve bu konuda adım atılacaksa yarın geldiklerinde yapmaları gereken şey emeklilerin e, insanca yaşanacak bir ücrete kavuşturulmasıdır. Bunun için biz bir çalışma yaptık. Diyoruz ki yani işte 30 yıl 40 yıl çalışmış bir emekli, emekli olduğunda yani çalışan emekli olduğunda en düşük memur maaşına eşit bir maaş alsın. Yani işe yeni başlamış vasıfsız bir memur işte 32.800 civarında bir para alıyor en düşük emekli maaşı da bu olsun. Bu ödenebilir bir rakamdır. Hı hı. Onun üzerine de işte eğitimdir, prim gündür vesaire gibi kriterler konarak emekli maaşları belirlenebilir. Dolayısıyla ama böyle olmasına rağmen şeye göre, iktidarlara göre çok daha büyük ileri adımlar söyledikleri tabii. Onların bizi destekliyorlar, geliyorlar, konuşuyoruz zaman zaman temasta bulunuyoruz. Açıklamalarımıza katılıyorlar. O anlamda biz çok problem yaşamıyoruz. Ama şey sorun. yani taleplerimizin karşılık bulması için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve alanlarda bu işi daha da genişletmek lazım. Hı. Şimdi 2008'de Soner Bey bir reform uygulamaya konuldu. Daha önce çıkarıldı, e, sosyal güvenlik reformu işte, sosyal Hı. güvenlik reformu diye bir reform ortaya çıkarıldı, kısa öyle. O reform bugün işte emeklilerin 10 bin lira ve altında maaş alan ya da 10 bin lira civarında maaş almak zorunda bırakılan bir reformdur. Ki 7 bin, 8 bin, 6 bin lira maaşları var. Hazine yardım biliyorsunuz 10 bin liraya çıkarılıyor. Orada maaş bağlama oranları çok düşürüldü. Böyle olunca da işte özellikle sosyal sigortalarda emekli olan, Bakur'dan emekli olan arkadaşlarımız çok düşük düzeyde para alıyorlar. Başka bir şey daha yapıldı. İşte kazanca bağlı prim güncelleme. Bunu da düşürdüler. Enflasyon artı kazanca bağlı prim güncellemesi e, gayri safi hasılarının %100'ü e alınarak yapılıyordu. Şimdi onu da %30'a düşürdüler. Dolayısıyla emekli maaşları kuşa döndü. Kuşadım. O nedenle ilk etapta 2008'de uygulamaya konulan bu sosyal güvenlik reformunun kaldırılması lazım. Yeniden düzenlenmesi lazım. Kriteri de yani maaş bağlama kriteri de biraz önce söylediğim en düşük emekli maaşına düştü. E, eşitlenerek eşitlenerek maaşı. e, emeklilerin de en düşük maaşı öyle belirlenmez. Bir kere bu önemli. Yani birkaç daha şey sayacağım eğer sorunuz varsa alayım. Tabii tabii. 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 Yo, ben e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in e, politik yolda e, Altan'a gazeteci... E, Ay Alt, unuttum birden şimdi. Çok Sancar. Ayıp. Altan, <laughs> Altan Sancar evet. Altan Sancar özür diliyorum. Yaptığı açıklama var. Ee, onun grafiğini bir alabilir miyiz e, ekrana? Ne demişti Özgür Özel? E, oradan hemen aktaralım izleyicilerimize. Evet, şöyle diyor e, Sayın Özel, yıllarca partimize yapılan eleştiri ve gelen tavsiye siz Tayyip Erdoğan'ın gündemine takılıp halkın gündemini yeterince dile getirmiyorsunuz şeklindeydi. Ben de buna önemli oranda haklı bulurdum. Biz bu seçimin stratejisini belirlerken yakıcı bir ekonomik kriz var. Enflasyon ortada, hayat pahalılığı ortada. Emeklilerle ilgili de çok yüksek bir tansiyon var. Biz onun kavga etmeyelim. Hatta o bizimle kavga etmek isterse biz kavgayı vatandaşın ekonomisi, geçim sıkıntısı, yaşadıkları zorluklara çekelim. Asla bu gündemi terk etmeyelim. Çok ciddi gündemler açsa da oralara çok kısa cevap verip hemen kendi gündemimize dönelim artık dedi. Ee, Sayın Özgür Özer... E Mesela Suat Bey, gündemi muhalefet bu şekilde belirleyebilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu genel seçim öncesinde işte EYT'nin gündemini belirledi, evet. bayram ikramiyesini getirdi sonuçta. Etkili olabilir mi bu anlamda? Kesinlikle etkili olabilir. Bir de ben aslında bu seçimin bir emekliler seçimine de dönüşebileceğini düşünüyorum. Yani emekliler kendi oy güçlerini siyasal iktidar üzerinde, özellikle kendi oy tabanlarını iktidar partisinin, 60 ve 65 yaş üstü gruptan çok ciddi bir oy alıyor AK Parti. O grup şu anda yaşadıklarının ne kadar ağır, travmatik yani şimdi bakın biraz önce söylendi. Hani asgari ücretle ilgili bir karşılaştırmanın bile ne kadar trajik olduğunu asgari ücret eskiden emekli maaşının yanında yani iki katı kadar da emekli maaşı. Dolayısıyla insanların hani daha düşüğe mahkum edilip enflasyon farkıyla erimiş maaşlarını sanki oraya eşitlediklerinde de bir de hak veriyormuş gibi bir havayla sunulması. Hele bunun bir de muhalefet tarafından bir biçimde dillendirilmesi de kabul edilemez bir düzeyde. Ama emekliler kendi potansiyel güçlerini, burada 16 milyonluk bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Bu sandıkta bu iradeyi gösterebilecekleri mesajını işte yarın yapılacak basın açıklamasıyla da verirlerse ben bunun seçim üzerinde şöyle bir durum var. Ee, Müslüman seçmen dinsel anlamda analiz yaptığınızda ama aç. Kürt seçmen aç. Türk seçmen aç. Fark etmiyor. Esler kimlik siyaseti üzerinden tanımlama yapın. Emekli dediğiniz anda şu anda aldığı maaşla yaşayamayan insan. İşte biraz önce Sayın Başkan söyledi. Yani kiraların kaç para kirasını Tabii. bütün maaşını kirasına verdiğinde kirasını ödeyemiyor. Böyle bir yaşam tarzı olabilir mi? Ve siz ona bir vaat olarak muhalefetteyken bile sadece asgari ücreti e, layık görüyorsanız, yeterli görüyorsanız zaten sorun aslında iktidarı ile muhalefeti Ama burada yapıcı güç gerçekleştirecek irade hükümette olduğu için emekliler sonuçta tepkiyi temelde sandıkta kime göstereceklerini biliyorlar. Çünkü bu seçim yerel seçim. Yerel seçim. Ee... Sizce bir fark olacak mı bu sefer? Kesinlikle olacak. Yani biz bir açıklamamda da söylemiştim. Sandığa giderken hiç zorlanmayacağız. Bu anlamıyla. Yani bizi düşünmeyenleri biz hiç düşünmeyeceğiz. bu Kesin. Şeyde de yani halkımızda, emekli kesimi, emekli camiasında da çok sayıda telefon da alıyorum. Konuşuyoruz da ve vatandaşlar böyle sokakta da bazen konuşuyoruz daha önce işte tercih etti, iktidar partilerini tercih ettiklerini ancak şimdi bize işte bayramda bile böyle cüzi bir cep harçlığı reva gören bir iktidarı biz artık istemiyoruz dediklerini duyuyoruz. Hı. Yani emeklerin e, istatistiklere de bu şeyler yansımış emeklerin tavrı %5-7 civarında bir düşüş olduğu belli emekli oylarının eskide iktidara giden emekli düşüş. Ben daha da çok düşeceğini düşünüyorum. Yani %30'un altına düşeceğini düşünüyorum. Emeklilerin oraya verecekleri oy bakımından. Çünkü görünen tablo artık klavye istemiyor. Biz şöyle de bir şey var. Bir örnek vermek istiyorum. ya. Şimdi seyyanen zam verdi değil mi memurlara? Normalde yasalarda seyyanen verilen zam, yani memurlara verilen zamlar memur emeklilerine de verilir. Fakat onu seyyanen yaparak arkadan dolandı. Tabii. Yani hülle yaptı, hile yaptı. Ne yaptı? emeklilerin, e, memur emeklilerine bu parayı vermemek için bir yani hille yaptı. Öyle diyelim. Ama bu sadece memur emeklilerini de ilgilendiren bir konu. Bütün emeklilere verilmesi gerekir. Siz demin dediniz ki 2.4 e, trilyon lira, işte vergiler silinmiş şu olmuş bu <laughs> olmuş. Evet. 2.4 trilyon liradan daha az bir rakama en az e, her emekliye 12 bin lira verilebilir. Evet. Yani bu seyyanın zam dönen şey emekliye verilebilirdi. Demek ki bu bir tercih sorunudur tercini Problem bu zaten. Tabii, Neyi peki. tercih ettiniz? Tabii ki tercihi sorduk. Ya bir peki. şey var mesela sağlık sorunumuz var. Söyler Bey, Biz emekliyiz ve e, çok sayıda e, emekli arkadaşımız bizim gibi bir ve birden çok kronik rahatlığı var. Tabii. Ya yani belli bir yaştan sonra bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi sağlıkta e, katkı paylarının kaldırılması lazım. Peki yani işte hastanede tedavi, tetkik, şu bu onların falan kaldırılması lazım. Ücretsiz olması lazım. Yani özel hastaneler dahil, devlet hastaneler dahil hepsinin ücretsiz olması. Hepsinin ücretsiz olması. Bu yıllarca e, bu devlete vergi verip çalışan çalışandıktan sonra karşılığı bu olmamalı. Tüm emeklilerin e, sendikası genel başkanı Sayın Zeynel Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir cümleyle isterseniz. Çok kısaca Tabii ki. Şöyle de bir şeyimiz var. Şimdi siyasi iktidar örgütlenmemizi istemiyor ve sendikaların üzerinde ağır bir baskı var. Sendikalarımıza kapılma davaları açıyor. Oysa anayasanın 90. maddesi açıktır. Uluslararası sözleşmelerde eğer kabul ettiyseniz bir e, anlaşmayı ona uygun iç hukukta düzenleme yaparsınız. Bunu yapmayarak bizi sürekli böyle e, yargı sopasıyla baskı altına alıyor. Bunu da sonlandırılması gerekir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Önemli ederim. noktalara vurgu yaptınız. Olunuz. Suat Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Katıldığınız ederim. için. Sağ olun. Şimdi e, isterseniz e, emeklerden bahsetmişken e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Milletvekili Veli Ağbaba saha çalışması e, yapıyordu. O sırada bir emekliyle karşılaştı. Aslında onun sözleri tüm bu anlattıklarımızın sahadaki karşılığı gibiydi. Bir izleyelim. Emeklinin halı intibak ne oldu başkanım. Bin lira ya, ya, emekli Sadaka gibi bin lira bin lira ikramiye verdiler Sadaka gibi. İkram Yerdi'nin de Kılıçdaroğlu başlattı. İşte emeklinin halı. Emekten fazla bahsetmedin. Veli Baba. 40 senedir muhalefete size oy vereyim. 40 senedir. kaç, senedir. Kaç yıl çalıştın? Efendim? Kaç yıl çalıştın emekli oldu? Emekli ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin 3 katı aylık alıydım. Emekli aylık. Asgari ücretin 3 katıydı. Asgari ücretten düşürmekte aylıydım. Dediğim gibi tüm bu konuştuklarımızın sahadaki yansımasıydı aslında Sayın Ağbaba'ya e, emekli vatandaşımızın sözleri. Stüdyoda bir başka konuğum var. E, Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Mutlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor seçim çalışmalarınız? Yoğun çalışıyoruz, koşturuyoruz. Halkın teveccühü iyi, motivasyonumuz iyi. İnşallah iyi şeyler olacak diye düşünüyoruz. Tabii seçim öncesi az da bir zaman kaldı, evet. yorucu oluyordur sizler için ol. elbette ama merak ediyorum. Çünkü hep böyle eleştiriler yapılır ya belediye başkanlarına, hiç görmüyoruz, ulaşamıyoruz kendisine diye. Mesela seçimde öncesinde bu kadar saha geziyorsunuz, esnaf, kadın, çocuk hepsiyle iletişimdesiniz. Seçildiğiniz takdirde de bu iletişim devam edecek mi, size kolay ulaşabilecekler mi? Elbette ki. Ben Bayrampaşa'nın çocuğuyum. Yani yıllardır, 34 yıldır Bayrampaşa'da eğitim işiyle uğraşıyorum. Keza partimizde de 10 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Bu süreç içerisinde hep sahada oldum. E, nihayetinde birçok seçim geçirdim. E, eğitimci olduğum için de okul ziyaretleri, sokak ziyaretleri, kurumsal firma ziyaretleri hep sokaklarda olduk. Bayrampaşa'yı bir ucundan bir ucuna çok iyi bilen, sokakların sorunlarını, vatandaşın sıkıntılarını yakinen bilen bir kişi. Yarında zaten vatandaşımıza söz vermişiz biz dedik bir gün değil her gün yanınızda olacağız. Keza şeffaf bir belediyeci olacağız ve haftada bir gün mutlaka bizim halk günümüz olacak. O halk günümüzde vatandaşımız gelecek belediyede, belediye başkanının ekibini bulacak. O gün orada vatandaşımız belediye başkanına derdini, sıkıntısını, her şeyini anlatacak ve mahalle meclislerimizle birlikte çalışacağız dedik. Bu sözlerimizi verdik ve bu sözlerimizin arkasında olacağız mutlaka. Aa, halk günü e, ilginç tabii insanlar gelip birebir anlatabilecekler tabii. dertlerini. Belediye meclis toplantıları biliyorsunuz son evet. dönemlerde hep canlı yayınlanıyordu. Bayram Madem başımızda. halk günü de yapıyorsunuz açık ve şeffaf bir çalışma mı olacak sizin? Bizim elbette ki iyi bir yere değindiniz. Teşekkür ediyorum. Biz özellikle son 5 yılda ben ilçe başkanıydım. İlçe başkanı biliyorsunuz meclisinde grup başkanıdır. Biz meclis üyelerimizde her mecliste her ay girdiğimiz mecliste ilk verdiğimiz önerge şu oldu. Dedi ki bu meclis toplantıları canlı yayınlansın. Hatta ihaleler de canlı olsun, her şey şeffaf olsun. Ee, yaklaşık meclis üyelerimiz e, 30'a yakın önerge verdiler. Verdikleri her önerge, her önerge reddoldu. Hatta Şubat ayında verdiğimiz önerge de reddettiler. Fakat şimdi lansmanda proje ortaya koymuşlar. Ee, i̇şte web tv kuracağız, meclisi canlı yayınca, yan, yayınlayacağız şeklinde. Ee, keşke bizim vermiş olduğumuz önergeleri 5 yıl öncesinden kabul etselerdi de bugüne kadar hep şeffaf gitseydik diye düşünüyoruz. Önergeleriniz seçim vaadi oldu demek ki rakiplerimiz evet. tarafından. Peki, e tabii sizin daha önce verdiğiniz bu önergeler de şimdi diğer partilerin yapacağız diye ortaya çıkıyorlarsa samimiyetini de belgeleyen durumlar, daha önce evet. verdiğiniz önergelerin kabul edilmemesi. Şimdi benim için her gelen konumla da aynı bu konuda başlıyorum aslında. En önemli şey İstanbul'da da yaşayan bir vatandaş olarak deprem. Evet, Çünkü evet. büyük bir deprem bekleniyor. Ee, 7 ile 7,5-6'ya kadar arasında büyük bir deprem. Yıkıcı bir deprem olacak. Ee, dünyanın da en tehlikeli fay hatlarının birinde. Ee, Marmara, Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olacak. Denizin içinde. Bayrampaşa da e, OFA'ya yakın bir ilçe. Evet, evet. E, dolayısıyla riski de içinde barındırıyor. Mesela e, İBB'nin yayınladığı bir rapor vardı... Ne kadar riskli, olası bir depremde Bayrampaşa'da ne kadar hasar olur diye. 614 çok ağır hasarlı bina, 1182 ağır hasarlı bina, 4059 orta hasarlı bina, 7415 hafif hasarlı bina. Bu öngörülen depremdeki, olası depremde öngörülen tablo. Yapı durumu nedir Bayrampaşa'da ve bugüne kadar hiçbir adım atılmadı mı bununla ilgili? Evet, teşekkür ederim. Ben depremi yakinen bilen bir kişiyim. Özellikle 99 depreminde Gönüllü Akut'taydım. O süreç içerisinde hem Yalova'da, Gölcük'te ve Kocaeli'nde yaklaşık bir ay e yakın görev almış bir kişiyim. O deprem anında insanların yaşadıklarını ve o göçükler altında kalan insanların psikolojisinin durumlarını yakinen bilen bir kişiyim. Bayrampaşa'mızda da şu anda dediğiniz gibi ben Safranbolu'yum kendim. Safranbolu biliyorsunuz tarihi bir kenttir. UNESCO koruma altına almıştır orayı. Hı hı. Ben diyorum ki, UNESCO Bayrampaşa'ya gelse, Bayrampaşa'yı dolaşsa, Bayrampaşa'mızın birçok mahallesinde koruma altına alır. Çünkü binalarımız 30 yıllık, kadar 40 eski yıllık, ya. 50 yıllık binalarda. Rumeli'den, Balkanlar'dan gelen vatandaşlarımız, Karadeniz'den gelen vatandaşlarımız, Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Anadolu'nun birçok yönden gelen vatandaşlarımız buralarda e, zor şartlar içerisinde, zaten Balkanlar'dan gelen vatandaşlarımız varlıklarını, her şeyini orada bırakarak buraya gelmişler. Zor şartlar içerisinde burada, birer bir işte tek katlı yerler yapmışlar. Sonra imece usulüyle bunu iki kat, üç kat, dört katlı yerler ulaşmış. Dolayısıyla şu anda birçok mahallemizde yani Vatan Mahallesi, Orta Mahalle, İsmet Paşa, Altın Tepsi, Terazide, Cevat Paşa gibi mahallelerimizde binalarımız bu şekilde 30-40 yıllık, üç katlı, dört katlı binalar. Vatandaşımız bunu kendisi e, üç birleşerek bugünkü inşaat maliyetleriyle binalarını yenileyebilme şansı yok. Evet. Keza vatandaşımız müteahhite verse %50'sini müteahhite verecek çoluğu çocuğu ya da oradaki komşular açıkta kalacak. Bunu da yapamıyor. Şu ana kadar da yapılan düzgün bir kentle, kentsel dönüşüm de olmadı. Cezaevi alanı boşaldı. Cezaevi alanında bizim kentsel dönüşüm diyemeyeceğimiz asla ve asla içeriği hiçbir şekilde kentsel dönüşüm olmayan bir dönüşüm yapıldı. Bir mahalle taşındı. Ancak oraya taşınan vatandaşlarımızda da borçlanma olduğu için, vatandaşımıza uzak bir yapılanma olduğu için, oradaki inşaat kalitesi de niteliksiz olduğu için birçok vatandaşımız özellikle borçlanma nedeniyle %40'ı %50'si sattı, bir başka yere geçti. dolayısıyla düzgün, nitelikli bir yerinde dönüşüm olmadı. Böyle bir sıkıntı var Bayrampaşa'mızda. Peki e, Bayrampaşa'nın imar durumu sağlıklı bir kentsel dönüşme elverişli mi? Ee, yani evet hani vatandaş çok şeyini kaybediyor ama bu sefer de baktığınızda müteahhiti e, gittiğinde ben de buradan bir şey kazam. Ne yazık ki rant üzerinden gittiği için bu süreç e, bir imar durumu elverişli mi bu dönüşüm için evet, sağlamydı. sağ olsun. Ben e, uzun yıllardır büyük e, büyükşehirle Ekrem Başkanımızla da birlikte de siyaset yaptığım için e, bu doğrultuda bizim Bayrampaşamızla ilgili istemiş olduğumuz hizmetlerin birçoğu yerine geldi. Daha önceki belediyecilik üzerinden tamamlanmamış yarım kalan projelerin tamamı tamamlandı. Birçok alanlarımızda işte kreşler, kütüphaneler, kız öğrenci yurdu, yaşam evleri buna benzer birçok şeyler yapıldı. Bunun ötesinde ben Bayrampaşa'mızdaki toprak analizlerinin, zemin etütlerinin, drone çekimlerinin bunların yapılmasını istemiştim. 11 mahallenin tamamında bu hizmetler de yapıldı, bize sunuldu. ...bunlara baktığımızda Bayrampaşa'mızda belli noktalarda üç mahallemizde... ...işte Vatan Mahallesi'nin belli kısmında, Kociştepe Mahallemizin belli kısmında... ...Altın Tepsi'nin bir kısmında gibi böyle yerlerimizde bir sıkıntımız var. Ancak onun ötesinde e, tabii ki nitelikli bir şekilde... ...yani depreme dayanıklı yapılabilecek türde inşaatlarla daha farklı bir imarı kaldırabiliyor ki... ...zaten bunu da büyük inşaat firmaları ya da kendi üzerinden yapılan inşaat firmalara baktığımız zaman... Bayrampaşa'mızda 12 katlı, 15 katlı, 17 katlı binalar kendileri yapabiliyor. Hmm. Ee, bunu yapabiliyorsa vatandaşımız 4 katlı, 4,5 katlı kalmamalı. Yani bizim Bayrampaşa'mızın da bir büyük çekmecede olduğu gibi, bir avcılarda olduğu gibi birinci derecede mutlaka bir imar sorunun çözülebilmesi, hmm. buralarda bir artı değer oluşturulması, vatandaşı oluşturulan bu artı değerin müteahhite verilerek, vatandaş borçlanmadan, sıkıntıya düşmeden binaların yenilemesi gerekir bir. Bir ikincisi de Bayrampaşa'mız küçük bir yer bir ucundan bir ucu 8 kilometre, en iyi 2,5 kilometre, 11 mahallesi olan, işte 976 sokağı, 114 caddesi olan bir Bayrampaşa. Alan üretmemiz gerekiyor. Bu, bu yüz ölçümü içerisinde şu anda 285 bin resmi kayıtlı nüfusumuz yani yaklaşık 300 bindir. Ama hareketli nüfusumuz çok fazla. Çünkü e, Bayrampaşa otogarımız var, hal var, kurubidağımız evet. var. E, 1 milyona yaklaşan günlük hareketli nüfus var bu yüz ölçümü içerisinde. Dolayısıyla bizim alan üretmemiz gerekiyor. Alan üretmemiz için de bizim parsel bazlı çalışmadan uzaklaşıp ada bazlı çalışmalarla kentsel dönüşümümüz yapmamız gerekiyor. Bir de yine bu cezavi alanına taşınan alan, şu anda yıkım esnasında bir haftadır yıkılıyor o alan. Oraya e, 1600 konut yapılıyor yeni. O 1600 konut depo olarak kullanılacak. Bu depo alanı Bizim diğer mahallelerimizdeki dönüşümü iyi bir şekilde yapma imkanı bize sunacak. Yani vatandaşı hadi buradan boşaltın, kiraya çıkın, hmm. başının çaresine bakın şeklinde değil de vatandaşımızı oradan alacağız. O İsmet Paşa mahallesinde yapılan 1600 konuta dep alanına taşıyacağız. Vatandaşın yerini yapıp tekrar vatandaşı kendi yerlerine geri alacağız. Bu dönüşümü de vatandaşımıza birlikte, vatandaşı borçlandırmadan birlikte bir yerinde bir kentsel dönüşüm yapacağız. Ha, dolayısıyla e yani kira arama o Tabii. sırada kira ödeme aldığı kira düşük kalır kiralar çok yükseldi çünkü Mutlaka. öyle bir sorun olmayacak yani Bayrampaşa'da. Mutlaka değişirdi. yani Bayrampaşa'da bu şekilde 3 ana koldan sizin de bahsettiğiniz gibi imar sorununu çözerek bir ikincisi ada bazlı çalışmaya yönelerek belediyenin galantöründe belediyenin kafalıtı olacak ama bu yani gidin anlaşın demeyeceğiz hmm. biz yapacağız bu işi. Bir üçüncüsü de o alanı kullanarak depolarımızı kullanarak kip taşla birlikte mahallelerimizdeki kentsel dönüşümümüzü tamamlayacağız. Yeşil alan yeterli var mı? Kesinlikle yok. Ee, ta bundan 30 yıl öncesi işte Kadir Akpınar Belediye Başkanımız döneminde yapılmış bir Akpınar Parkımız ee, birkaç yerimiz var. Ee, onun ötesinde mahalle aralarında butik parklar var ama Bayrampaşa öyle ki akşam 6-7'den sonra hayat biter Bayrampaşa'da. O parklar artık müşteri portföyü değişir. Başka müşteriler ha. gider oraya. Ee, dolayısıyla düzenli, nitelikli bir yaşam bulamazsınız. Ben e, Bayrampaşa'da oturuyorum. E, akşam 6-7 eve geldiğimde çocuğumu, hadi 15 yaşında küçük delikanlı oğlum var, hadi git fırından bir ekmek al demeye korkuyorum. Kendim gidip alıyorum çok ihtiyaç duyarsam. Yani. Akşam eve geldiğimde eşim diyor, hadi gidelim bir kahve içelim bir yerde diyor. Gidip de eşinizle, ailenizle e, oturup uygun rakamlarla bir yerde kahve çeyim diyeceğiniz bir alan bulamazsınız. Yani sosyal alan yok mu kafeler? Sosyal şimdi kafe var gençlerin açtığı düzgün nitelikli çok güzel kafeler var. Hı hı. Ancak bu kafelere e, şimdi her ailenin gidebilme şansı yok ki. Ha, tamam. Yani e, ben de mesela ben evimde çok yakınında bir kafe var. Ben oradan geçerken çocuklar sesleniyor hocam gel hocam gel hepsi öğren yarısı öğrencim. Eğitimcisi. Ama içeri girdiğin Siz. zaman e, onlar benden utanıyor, ben onlardan utanıyorum. Sigarasını saklıyor, kız arkadaşıyla konuşamıyor falan haliyle oralara giremiyorsunuz. Orada bulunan işte e, başka yerlere girip iki kahve içip geri dönmek zorunda kalıyorsunuz sağlıksız alanlara. E, sosyal tesis adı altında üç tane sosyal tesis var fakat bunların vatandaşın kullanabileceği tek dediği değil. Şimdi Bayrampaşa'lı birine sorsanız Bayrampaşa'da sosyal tesis var mı diye hatta ben dün akşam bir mahallemizdeydim. Bayrampaşa'da sosyal tesis var mı dedim, içeride 150 kişi vardı. Yok dediler, hayır dedim, var. 3 tane sosyal tesis var. Ama vatandaş bunlar haberdar değil. Bunlar kiraya verilmiş. Bunlar da alt kiracılar üzerinden yürüyor. Böyle işleyen. Vatandaş sosyal tesis. orada sosyal tesis olduğunu bilmiyor, bilmiyor yani. Bilmiyor. Yani. Öyle bir satan vatandaşın kullanabildiği sosyal tesisler değil bunlar. Hmm. Yani şimdi biz yine e, az önce bahsettiğim alana o sosyal e, kentsel dönüşümde kullanacağımız o 1600 konutun yapılacağı alan içerisinde spor tesisleri var. Sosyal donatı alanları var. Bir de o proje içerisinde bir sosyal tesis projemiz de var orada. Hem bu sosyal tesisimiz hem de var olan diğer sosyal tesisler vatandaşın kullanımı açılacak. Vatandaş buralardan gidip çok cüzi rakamlarla emeklerimiz, vatandaşlarımız çok cüzi rakamlarla buralarda çayını kahvesini içebilecek, ailesiyle beraber sabah kahvesini, akşam yemeklerini buralarda yiyebilecekler. Çocuklarının da düğünlerini gelip burada yapabilecekler. Hmm. Malum emekli dediniz az önce de tüm emeklilerin sendikası evet. genel başkanı buradaydı Zeynel Bey. Ee, gerçekten en zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kesim 16 milyon sayıları ve emekliler çoğu 10 bin lira ve altında maaş alıyorlar. Emekliler için Bayrampaşa şu anda yaşanacak bir ilçe mi? Onlar için vaadiniz ne eğer kazanırsanız? Ee, emekler için Bayrampaşa ne anlama gelecek? Evet, hem emekler için hem de vatandaşlarımız için. Şimdi Bayrampaşa e, baktığınız zaman tarihi yarımadaya en yakın noktadır. Hı hı. E, ulaşım anlamında İstanbul'un her yerine ulaşabilecek en nitelikli bir yerdir. Ki en son eğer şimdi yapılırsa, e, Bayrampaşa-Üyüp hattı da tamamlanırsa, Ekrem Başkanımız bunun sözleşmesinde yaptı eğer bu da imzadan çıkar da o da gündeme alınırsa, Bayrampaşa, İstanbul'un her yerine rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir nokta haline gelmiş. İstanbul'un göbeğinde olan bir yer. Ama sürekli, özellikle son 10-15 yıl içerisinde sürekli yoksullaşan, kent yoksulluğu içerisinde boğuşan bir ilçe haline gelmiş. Bu nedenle hem emeklerimiz, hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın böyle büyük bir sıkıntısı var. Biz hem bu vatandaşlarımız için, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için, hem de emekli vatandaşlarımız için, bunların e, sosyal yaşamdan daha hızlı bir şekilde hareket kabili sağlayabilmesi adına emekli vatandaşlarımıza mutlaka bir emekli kartı vereceğiz. Bu emekli kartımız bizim sosyal tesislerimizde, alanlarımızda, kamu alanlarımızın hepsine geçerli olacak. Ve bunların eğer artı bir değere ihtiyaçları varsa, bunlar sağ elin verdiğini sola görmeden her ay ihtiyaç durumlarına göre hesaplarına bu kartlarına da gerekli değerlerde yüklenecek. Hı hı. ve bunlar da mahalle esnaflarımızdan alışveriş yapmasını sağlayarak mahalle esnaflarımızın da daha güçlü bir şekilde ayakta durması sağlanacak. Dolayısıyla e, e, tabi zincir et, zincirlerine tabii birbirini zincir etki e, gösterecek. Peki o zaman eğitimcisiniz e, zaten onun için gençlerle ilgili projeleriniz nedir diye düşünüyorum. Ee, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, çocuklara ayrı geliriz ama e, onların da barınma sorunları var, onların da yurt sorunları var, onların da geçim derdi var, e, onların da hepsi kafeye gidip oturacak imkanı bulamıyor. Gençlerle ilgili hem eğitim anlamında hem sosyal hayatları anlamında evet, projeleriniz ne? Bütün veren. anlatırsam onu eğitimle ilgili Bayrampaşa'mızdaki şimdi okullarımızın e, sınıf mevcutları her birinde 50-55 kişi olmuş. 55 kişi sınıfta bir şimdi öğretmen ne yapabilir? Müdür ne yapabilir? okula e, okul aile birliği ya da personel ne yapabilir? Ya da o 55 kişi sınıfta çocuk ne anlayabilir? Dolayısıyla bu 55 kişi sınıflarda yerel belediyenin bu okullarımıza verdiği sadece bir temizlik elemanı. Diğer her birini okullarımız kendi döner sermayesiyle bulmak zorunda kalıyor. Aile sağlık merkezinde de olduğu gibi. Dolayısıyla bu okullarımız mevcut, her ne olsa olsun o 55 kişi sınıfa çocuğunu yazdıran veli bir de okula bağış yapmak durumunda. Devlet evet. ne kadar deser ki bu eğitim ücretsizdir dese de her velimiz bu parayı ödüyor. Okulun durumuna bir de seçkin davranırlarsa işte bu 40-50-60 bin lira da bulabiliyor. Hayli biz şimdi yarın iktidara geldiğimizde inşallah Paşa'mızda yapacağımız şu. Her okula her 500 öğrenci için bir temizlik elemanını kesinlikle vereceğiz. Temizlik malzemelerinin tamamını biz karşılayacağız. Çevre düzenlemesinin peyzajını biz yapacağız. Küçük onarılmanı da biz yapacağız. Büyük onarılmanı zaten büyük şehrimiz yapıyor sağ olsun. Ve hiçbir çocuk sınıfta dersine aç girmeyecek. Eğer hmm. sınıfta ihtiyaç sahibi çocuklarımız var bizde Bayrampaşa'mızda belli mahallelerimizde. Çocuk sabah derse giriyor, ders bitimine kadar hiçbir şey yemeden beslenme sebebi olmadan dersten çıkıyor. Bu çocuklarımın tespitiyle her sabah bizim belediyemiz personel gidecek, o okul aile birliğine diyelim ki 50 çocuk var, 50 çocuğun istihkakını teslim edecek. Okul aile birliği kimseye göstermeden çocuklara dağıtacak. Hmm. Dönemde en az 3 kere... Yani Kasım tatilinde, Şubat tatilinde ve Haziran tatilinde en az 3 kez o okulun komple hijyen temizliği yapılacak. İbadet alanlarımız için de böyle. Bütün o temizlik malzemeleri, temizlik işleri ve hijyen temizlikleri komple belediyemiz tarafından karşılanacak. Gençlerimiz için yeni istihdam alanları oluşturulacak. Bayrampaşa'mızda şimdi trikocular var, tekstilciler var, çorap sektörü var, deri, cüzdan sektörü var. Mobilyacımız var, az da olsa birçoğu gitti. Bunun dışında yan sanayilerimiz var. Bu sanayici arkadaşlarımızın, bu işletmeci arkadaşlarımızın bir çoğuyla bağlantı kurduk. Bunlarla daha öncesinde ilçe başkanlığı sürecinde de Bayrampaşa'da açılan Bölge İslam Ofisimiz üzerinden de bağlantı kurduk. Nihayetinde biz bunların ihtiyaç oranları, bu ihtiyaç olanında İslam oranlarında hangi alana ihtiyaç var? E, İşletmeciye mi ihtiyaç var, yazılımcıya mı ihtiyaç var, bilgisayarcıya mı ihtiyaç var, yabancıya mı ihtiyaç var? Bayrampaşa'mızdaki bilgi merkezlerini ve baygemin bu doğrultuda, e, kurslar düzenlemesini sağlayacağız, ücretsiz bir şekilde. Hı hı. Çocuklarımıza, gençlerimize bu sertifikada kazandırarak buradan e, bölge İslam ofisimiz üzerinden çocukların İslamını sağlayacağız. Kamu sahalarında, parklarda, e, sosyal tesislerde bu gençlerimize interneti kesinlikle ücretsiz olacak. Bu çocuklarımıza haçlık düşüncesiyle verilen ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize verilen bu burslar kesinlikle en az 10 katına kadar artırılacak. Ee, üniversite öğrencilerimiz için Bayrampaşa'mızda bir kız öğrenci yurdumuz var. Büyükşehir Belediye'mizin e, binayı kiralayarak açmış olduğu bir yer. Bayrampaşa Belediyesi'nin gösterdiği bir yer değil. Onu da söyleyeyim. Ee, orada sağ olsun e, 300 sanıyorum 360 yataklı bir e, yerimiz var. Bizim bölgemize, bizim bölgemizden ya da Bayrampaşa'dan bir başka yere giden öğrencimiz varsa bu çocuğumuzun oradaki barınma haklarını, barınma ile ilgili durumlarını keza o öğrencimizin en az iki tane gidiş gelişte kullanacağı otobüs biletlerinin tamamını biz karşılayacağız. Ee, bu çocuğumuzun eğitim bursu ile ilgili kaynakla oluşturup o çocuklarımıza verilen bursları da en az 2-3 katlarını çıkartarak eğitim alanlarında destek olacağız. Hı hı. Ee, kreşler de o evet, zaman özellikle çalışıyor. Şu an... Şunu da toplu olarak sorayım. Az önce dediniz ki 8'den sonra dışarıya hani çıkmıyoruz. Ee, hem be, be çeşit güvenlik sorunu olabilir ya da e, sosyal alan yetersizliği olabilir ama o zaman ben hani kadınlar ne yapıyor? Evet. Özellikle çalışan anneler ne yapıyor? E, sosyal yaşamları nasıl? Bir de onu kadınlar açısından bize özetlerseniz ve üstünde evet. bir çözümünüz varsa. Tabii ki, tabii ki. İşte, kreşle ilgili önce onu söyleyeyim. Kreş Büyükşehir Belediyemiz bir önceki dönemde işte benim ilçe başkanlığı olduğum süreçte Bayrampaşa belediyesinin ki diğer ilçelerde yaptığını biliyorum yazı gönderdiler. Dediler ki bize yer gösterin biz 11 mahallede bir kreş açalım. Bayrampaşa Belediyesi Büyükşehir'e bizim yerimiz yok dedi. Yani yer göstermediler. bu sefer Bayrampaşa Büyükşehir Belediye'miz işte bir mahallemizde yeri kiralayarak kütüphane açtı. i̇ki tane mahallemizde kendi yeri vardı. Bir Hidayet Türk oldu dediğimiz yerde bir kreş açtı. Bir de İsmet Paşa mahallemizde kentsel dönüşümün yapıldığı Kiptaş konutları içerisinde bir kreş açtı. İki tane kreşimiz var ee, şu anda yuvam İstanbul adı altında iki tane kreşimiz var O kadar nitelikli, o kadar güzel ki ee, Ama yeterli mi değil Biz yarın geldiğimizde 11 mahallemizde Kesinlikle 11 tane kreşimiz olacak 11 mahallemizde kesinlikle 11 tane kütüphanemiz olacak Çocuklarımıza e, Bu değerlerini mutlaka koruyacağız biz Kadınlarımız eve hapsoluyor Yani şu anda e, Kadınlarımızın çıkıp da Sosyal hayata katılabilecekleri ee, eşiyle, ailesiyle, çocuklarıyla çıkıp da bir yerde oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri, yemek yiyebilecekleri alan bulması mümkün değil. Ancak işte belli mahallelerimizde, işte Yıldırım mahallemizde e, iştirakçı vatandaşlarımızın açmış olduğu işletmeler, kafeler var. E, bazı mahallelerimizde gençlerimizin açtığı bir iki kafe var. Onun dışında ailecek, oturabilecekleri, kadınların ot bulunabileceği bir yer yok. Bir Ancak başka ilçelere git Başka ilçelere gidebilir. gidebilirler. Bunun ötesinde kadınlarımızın üretime, İslam'a katkı sunması için yapılan herhangi bir çalışma da yok. Biz bu anlamda da kadınlarımızın hem İslam'a katkı sunması, üretime katkı sunaması hem de evinin bütçesine bir nebze olsun katkı sunaması için de bunlarla ilgili sertifika ve İslam alanlarındaki önlerini açacağız. Hatta gerekirse evde üretim sağlayarak evde yapmış olduğu üretimlerin geri dönüşü sağlanarak bu evlerindeki bütçelerine katkıda bulunmasını sağlayacağız kesinlikle. Hı -hı yani hem istihdam olmuş olur hem de para kazanılmış çalışıyor. Para kazanıyor ve bir aynı zamanda sosyalliktir Müştaka çalışmak. Mutlaka en büyük sıkıntımız o Bayrampaşa'mızın. Şimdi Bayrampaşa'mızda Paşamızda ben 34 sene önce Bayrampaşa'mızda ilk şubeyi açtığım zaman ben özel sektördeyim. İlk şubeyi açtığım zaman o günlerde Bayrampaşa bir kentti. Sosyal dokusu, ekonomik kültürel yapısı, üretimi, işte sarı dökümcüleri, demircileri, mobilyacıları, tekstili, trikocusu Türkiye'deki 46 yüzden daha zengin bir ilçeydi. Fakat günümüze geldiğimiz zaman çevremizdeki ilçeler o gün 30-35 sene önce onlar köydü biz kenttik. Şimdi onlar kent oldu biz orta köy kaldık. Yani böyle bir durum var Bayrampaşa'mızda. Bizim bu ekonomik yapıyı canlandırmamız gerekiyor. Şimdi bir iki başlığım daha var, özellikle sokak hayvanları ile ilgili ama siz özel sektördeydim deyince ben sizin daha önce yapmış olduğunuz bir röportajı izlediğimde orada böyle çok kuvvetli bir vurgu yapıyordunuz. Devlette çalışma ben karar vermiştim diye babama rağmen evet, sağ olun. demiştiniz. İyi, 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 Niye? Etsin. Bilmem ben 10 e, yani çok eskiden 14, 15, 16 yaşlarından böyle çok sosyal bir kişiydim. O günlerde atölye düşünce kuruluşlarında, lisede atölye düşünce kuruluşlarında hareket ederdim. Sonraki yıllarda da sürekli atölye düşünce derneklerinde işte Bayrampaşa Atölye Düşünce Derneği'nin kurucu başkanıyım. Eyüp, Sultan Gazi, e, Galatasaray Paşa Atölye Düşünce Derneklerinin kurucularındanım. E, sürekli böyle aktif olan e, sivil toplum kuruluşlarının Bayrampaşa'daki birçok sivil toplum kuruluşuna üyeyim. Hatta bazı sivil toplum kuruluşlarının da kurucusuyum. Böyle aktif yaşayan bir kişiyim. Dolayısıyla devlette çalışmak farklı geldi bana. Yani ben işte devlette çalışacağım, sabah 9 işe gideceğim, akşam 5 çıkacağım, maaşımı alacağım, oturup bakacağım. Öyle bana biraz şey geldi. Onun için mezun olduğum gün itibariyle özel sektöre geçtim. Çok sisteme giren biri değilsiniz anladığım evet, kadarıyla. Biraz yani sistem dışında olmayı... Biraz daha sosyal olmak daha düşük. Belki gibi. öyle demek daha doğru olur. Evet, 9-5, 9-6... İnsan pek yaratıcılıktan da uzaklaştıran bir durum aslında. Doğrudur. Ben şimdi e, o günlerde birlikte okuduğum arkadaşlarımdan devlette çalışan e, ya da emek işte emekliye yaklaşan arkadaşlarım var. Onlar da gerçi kendi kabuğu içerisinde hayatlarından mutlu. E, ama baktığım zaman şimdi yukarıdan aşağı hep böyle yapılan işler hep monotonmuş gibi geliyor bana. Yani biz kendi evet. çevremize baktığımız zaman biz şimdi. Bir işletmeci ruhu olunca bazen oluyor bazen olmuyor evet. ama bir hayat felsefesi oluyor kendinize göre öyle yürüyor. Tabii önemli olan mutlu olmak. Herkes farklı farklı çalışma şekliyle mutlu olabilir ama daha da önemlisi insanları mutlu edebilmek. Mutlak. Dolayısıyla şu anda sizin soyunduğunuz şey bu. Bu bahsettiğiniz bütün eksiklikler içerisinde belki bunların bir belediyeden almaları gereken Olağan hizmet olduğunu bile henüz bilmeyen e, vatandaşlara mutlu etmek önemli olan sizler için. Ama sadece insan değil, e, sokak hayvanlarının da buna ihtiyacı var mutlu olmaya. Mutlaka. Doğanın da mutlu olmaya. bir bütün olarak mutlu olabilirsek e, güzel bir hayatımız olur diye düşünüyorum. Var mı sokak hayvanları ile Mutlaka. ilgili? Mutlaka. Ben e, hayvansever bir kişiyim. E, özellikle eşim. Yani böyle sokakta e, aciz durumda bir hayvanı gördüğü zaman inanın orada oturur başında ağlar. Öyle duygusal bir insandır. E, ben bunu lansmanda da açıkladım. E, yani bu dünya sadece bizlere, insanoğluna yaratılmamış. Nihayetinde Tabii. dedim e, dünya nüfusuna baktığınız zaman dünya nüfusunda şu anda yaşayan tavukların bile bizim insan nüfusunun 50 katı bir nüfusu var. Burada böcekleri, çiçekleri işte kuşları saymıyorum daha. Dolayısıyla bu hayvanlar bizim hayat arkadaşlarımız, dostlarımız, yoldaşlarımız. Biz bunları yok sayamayız kendi yaşam alanlarımız içerisinde. Ee, bu nedenle bunlarla ilgili birçok projemiz var. İşte parklarımız içerisinde pati parklar oluşturması, kendi bayram paşamızdaki veterinerlerimizi ve pet shoplarımızı kullanarak e, bunların bakımlarının, gerekirse kısırlaştırmaların tedavilerinin kendi bünyemiz içerisinde yapılması. Çünkü yakacık da var sadece bunların tedavilerinin yapıldığı alan olarak. Bunların tedavilerinin yapılabilmesi, e, ada bazlı yapılmış olan inşaatlarımızda bahçelerimiz var. Bu bahçeli evlerde e, bu hayvanları, sokak hayvanlarını e, kabul eden, sahiplenen arkadaşlarımız olduğunda bu hayvanın e, uzun süre bakımının, tedavisinin, hatta gıdasının, her şeyin belediye tarafından karşılanmalarını sağlayacağız. E, bir barınak var Bayrampaşa'mızda, e, sıhhi değil, yani derler yani bizde felsefede, Hayvan bağlasan durmaz diye. Hmm. Hayvanlar da mutlu değil. Orada yaşayan insanlarımız da mutlu değil oradan. Ee, çok hayvansever vatandaşlarımız var. Kadınlarımız var özellikle. Bunlarla birkaç toplantı yaptım. Nasıl ki okullarda okulayla ile birliği oluyor. Okulda söz sahibi evet. oluyor. Biz de bu barınağımızda ve Bayrampaşa'mızdaki hayvan hakları ile ilgili yapacağımız her türlü çalışmada hayvansever vatandaşlarımızdan oluşan bir komisyon. Bunlar da söz sahibi olacak mutlaka. Bizlerle beraber bu sokak hayvanlarımızın e, sahiplenilmesi, bunların bakımı olanları isteyeceğiz. Sokaklara insanlarımız bir duygusal biliyorsunuz, merhametli insanız biz. Kapısının önüne işte bir kase koyuyor, üzerine işte o tamam. hayvanların yiyeceği yiyecekler koyuyor. Onlar birisi gelip dağıtıyor, her yerde tabii koku yayılıyor. Bir, birisi koyarken öteki komşu kızıyor. Bunların e, otomatlar var şimdi, çok kolay bu işler. Yani otomatik otomatlar var, yem, temiz su için, hayvanların beslenme evet. otomatlar var. Bunlarla rahatlıkla bu işler çözülebilir zaten bunlarla Aslında evet. Yapacağız. Öyle ikili bir durum da var. Ee, yani ben bana kalsa verilebilir ama rahatsız olanlar da var tabii ki bu durumdan. Belki görsel olarak da dediğiniz gibi koku olarak da e, vatandaşı vatandaş karşı karşıya getirmeden tabii, belediyenin tabii çok rahatla e, çözebilecek işler aslında. Benim ilgimi çeken bir başka şey Bayrampaşa ile ilgili. İstanbul'da e, 39 ilçe var. Onlardan bir Bayrampaşa ama tek meydanı olmayan ilçe. Gerçekten evet. e, ilginç geldi bana. Niye meydan ya alan mı yok da yoksa tercih mi edilmemiş? Bilmem mi yaratılmamış. Şu anda ben şunu diyebilirim size açık ve net bir şekilde. Son 10 yıl içerisinde 39 ilçe arasında hiçbir şekilde yerel olarak hizmetin yaratılmadığı tek yer Bayrampaşa'dır. Hiçbir şekilde yani vatandaşımızın hiçbiri buna itiraz etmez. Hatta ve hatta yeni oy kullanacak olan gençlerimiz var. Hmm. Yeni oy kullanacak gençlerimiz bunların iktidarında doğdu. Ben diyorum ki bu gençlerimize... Bunların iktidarına doğdunuz. Şimdi bu sene oy kullanacaksınız. Bu seçimde 12 gün sonra oy kullanacaksınız. Bir camdan bakın. Doğduğunuz günle bugün arasında sokağınızda, yaşam alanlarınızda bir değişim oldu mu? Hmm. Eğer size gerçekten yaşam alanınızda bir değişim olmuşsa, size gerçekten tekli yaşayabilecekleriniz alanlar sunmuşlarsa gene gidin buraya verin. Tabii. Ama gel, hiçbir şey de değişmemişse lütfen bu sefer diyoruz emanet oylarınızı bize verin. Bunların 23 senede yapmadığını biz 5 yıl içerisinde yapacağız diyoruz size. Bayrampaşa'da böyle bir sıkıntı var. Şimdi en son ekran Başkanımız işte Bayrampaşa'ya geldi. Miting yapacağız. Alan yok, meydan yok. Nerede? Yahya Kemal Caddesi bir caddeyi kapattık, trafiği kestik. Öyle miting yaptık. Bayrampaşa 39 ilçe arasında meydan olmayan tek ilçedir. Ancak 4 tane meydan projemiz var. 4 noktada meydanımız olacak. Bu meydanlarımız aynı zamanda iki tanesi kültür merkezimiz olacak. Hmm. Bu meydanlarımızda bir, bir tiyatromuz yok. Sadece bir girişimci arkadaşımızın kurduğu bir e, küçük bir tiyatro alanı var. Onun ötesinde bir tiyatro alanımız yok. Konser verilecek bir alanımız yok. Bir senfoni orkestrası, ben klasik müziği çok severim. E, klasik müziği e, dinlemek için Cemal Reşit'e ya da Sağol Sakit Metronu'nda ki Bayrampaşa'da bunlar yapılabilecek alanlar olması gerekir. Bir diğer değerimiz de bizim spordur. Yani spor da önceliğimizdir. Bayram sporun merkezidir bilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için güzel projeleriniz var. İzleyicilerimizle bir kez daha aktarmış olayım Sayın Mutlu. Hasan Mutlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Bayram Paşa belediye başkan adayıydı. Hem ilçenin sorunlarını hem de bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı bizlerle. Burada noktalayalım. Kısa bir aramız var. Seraserle kalk ana haberle saat başında karşınızda olacak. Yerimde sayıyormuş gibi göründüğüme bakmayın. Ben. Yatırımlarım yerinde saymasın diye çalışıyorum. Biraz ısınmak için siz de GCM Yatırım Komiteli'den borsa deneme hesabınızı açın. Sanal parayla gerçek piyasa koşullarını test edin. Deneyin kazanın. Ben yepyeni bir yatırıma yükseliyorum. GCM Yatırım Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Dört dörtlük beslenme için haftada en az dört kez durum. Mesela bugün benim efsane lezzetim nohut. Harika. Ve duru kalitesi, duru lezzeti. <laughs> çok lezzetli. Duru uzmanlığı. Herkes D Smart Go'nun avantajlı dünyasına geliyor. Harıl harıl o dizinin son sezonunu arayanlar D Smart Go'da buluyor. Peki süper yıldızlar nerede? Elbette onlar da burada. Belgesel, çocuk kanalları ve çok daha fazlası. B-Smart Go teklifine sen de evet de. Dilediğin zaman, dilediğin yerden izle. Doğan İnşaat Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir bekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projesi lerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 6852 Arzum Air Tasty ile hoş geldin Ramazan. Güle güle yağlı yemekler. Krasmix ile hoş geldin Ramazan. Güle güle iftara yetişme telaşı. Arzum'la hoş geldin Ramazan. Şimdi Air Tasty alana Okka Minio hediye. <laughs>